İyi akşamlar sevgili futbol severler. Kanal Ufa'ya hoş geldiniz. Spor Zirvesi başlıyor. Evet, çok değerli konuklarımız var bugün. Futbol İl Temsilcisi Başkanı Sayın İbrahim Halil Durmaz efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Asya Kata Başkan Vekili Sayın Sait Akdağ efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar. Evet sevgili futbol severler, bildiğimiz gibi Urfa Spor devre arası oldu. En son maçı Nazilli'deydi. Evet, şu anda da Şanlıurfa Spor'umuz kampta. Tabii şu anda Urfa Spor'umuzun durumu çok iç açıcı değil. Daha transferler de belli değil. Ama bugün gündemimiz devre olduğundan dolayı bugün gündemimiz amatörle ilgili konuşacağız. ASKF ile ilgili konuşacağız. Hakemlerle ilgili konuşacağız. Futbol müsabakalarıyla ilgili konuşacağız. Oynanan U18'den, U16'dan, 14'ü tam olarak bilmiyoruz, hocamıza soracağız. Şu anda 16'nın da fikstürü çekildi. Ama 18 birinci amatör ve şu anda süper amatör devam ediyor. Bal Ligi de devam ediyor. Hepsini burada hocamıza soracağız. Cevap verecekler. Hepsini burada tartışacağız ayrıca. Tabii futbol müsabakalarını, sahaları tartışacağız. ASKF'nin maddi gelirlerini tartışacağız. Kulüplere yapılan yardımları konuşacağız hepsini. Ceza sistemini tartışacağız. Hepsini dolu dolu bir program olması münasebetiyle. Tabii Urfa Spor'u bugün konuşmayacağız ama yine de Urfa Spor'umuzu bir 2-3 dakika Sayın İbrahim Halil Durmaz ve Sait Akdağ hocamıza, onlar da ara ara izliyorlar, takip ediyorlar. Urfa'nın güzide takımı olduğu ondan dolayı. Onlara soralım, onlar da cevap versin. Hemen ilk sorumuzu Şanlıurfa Spor'u için Sayın İbrahim Halil Durmaz'a soralım efendim. Buyurun. Urfa Spor'umuzu nasıl gördünüz? Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Tabii Urfa Spor konuşulmadan olmaz yani. Evet, bu şehrin şu anda futbol denildiği zaman herkesin birinci derecede favorisi Urfa Spor. Evet. Tabii her sene biz böyle büyük hedeflerle falan başlıyoruz. Özellikle bu sene daha büyük hedeflerle başladık. Özellikle sezon başında yapılan transferler herkesi heyecanlandırdı. Geçen sezon ligin ikinci devresindeki o büyük başarı, yani ilk devre 5 puanla bitirip ikinci devredeki o yüksek performansla ligde kalmamız, evet, devamında aynı hocayla devam etmemiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın borçları üstlenmesi, maddi olarak büyük destekte bulunması ister istemez hepimizi ciddi anlamda heyecanlandırdı. Herkes büyük bir beklenti içerisine girdik açıkçası. Yapılan transferleri gördüğümüz zaman da aslında bu bizim heyecanımızı daha da arttırdı, beklentimizi daha da arttırdı. Evet. Fakat devre arasını yaşadığımız şu günlerde geldiğimiz noktaya baktığımız zaman amaç hasıl oldu mu? Hayır, olmadı. Yani burada zaten hemfikiriz. Dolayısıyla Urfa Spor, evet, beklentileri kesinlikle karşılayamadı birinci devre. Durmadan işte yönetimde arayışlara girdi, hoca değişiklikler oldu, gidenler gelenler, yani neredeyse başımız döndü artık bu değişikliklerden falan. Sezona da aslında biz çok kötü başlamadık, iyi de başladık. Hatta ligin hatırlarsanız 3. haftasında lider durumdaydık biz. Evet, aynen. Sadece bir Eskişehir beraberliği vardı, 2 galibiyet bir beraberlik. İyi bir ya başlangıç aslında, Eskişehir'de çok rahat yenip 9 puanla 3 puan, evet, yapabilirdik. O da aslında ayrıca beklentiyi artırdı. Yani sezona iyi giriş yapmamız bütün taraftarları, hepimizde, herkeste şampiyonluk beklentisi doğurdu. Ve açıkçası biz şunu bekliyorduk, ben kendi adıma söyleyeyim. Bu yarış Pendik Spor'la Şanlıurfa Spor arasına geçer diyordum. Ama biri bir olur, biri iki olur diye kendi tahminim öyle bekliyordum. Fakat zaman içerisinde Urfa Spor'da ciddi anlamda düşüşler meydana geldi. Tabii bunun birçok nedeni var. En iyisi de zaten yönetim bilir, içinde yaşayanlar bilir. Neler yaşandı biz içeride çok bilmiyoruz ama biz dışarıda gördüklerimizle baktığımız zaman bir istikrarı yakalanmamış olması, kadro istikrarı, hoca istikrarı, saha başarısının gittikçe azalmasına neden oldu. Bir diğer faktör de bana göre sezon başındaki planlama doğru muydu? Bana göre doğru değildi. Neden doğru değildi? Evet. Geçen yıl ligin ikinci devresini yanılmıyorsam 28 puan toplayarak 33 puanla biz ligi bitirdik. Ve ikinci devrede ligi ikinci sırada bitiren takımız. Yani ligin ikinci devresinin ikincisiyiz. Şimdi tutmuş bir kadroyu tümden dağıtıp yepyeni bir kadro kuruyorsunuz. Bu hepimiz bu işin içerisindeyiz. Bu çok doğru değildi yani. Bana göre bu doğru değildi. O kadro muhafaza edilirdi. Oraya nokta transferler yapılırdı.
tuttu yani iyi kötü. Belki oyuncular çok üst düzey değildi ama aşırı ufada tutmuş muydu? Evet tutmuştu. O kadro tutmuştu yani. Onun üzerine takviyelerle aslında böyle bu sezona girilseydi bana göre 5-6 tane üst düzey transferle daha iyi olurdu. Fakat böyle bir tasarrufa gidildi. Neredeyse sıfırdan bir kadro kuruldu ama kadroya baktığınız zaman tek tek isim olarak çok üst düzey bir kadro. Fakat belki hepimizin kaçırdığı bir şey var. Bu kadro çok yaşlı bir kadroydu. Yaşlı. Yaşlıydı. Yani maçlardaki yaş ortalamamıza bakın genelde 30 dolayında. 35, 36, 37, 38 yaşındaki sporcular da biz oynadık. Tabii genç de var aramızda. Ortalama 29-30 yaş ortalaması. Ben baktım birçok maçın yaş ortalamasına. Tam tersine mesela rakiplerimiz de genellikle 23-24-25 yaş ortalaması ile oynuyorlardı. Yani bu kadrodan biz uzun süreli başarı aslında beklemek çok da doğru muydu? Ama biz tecrübeleriyle götürüyorduk. Fakat geldiği noktada olmadı. Şimdi ikinci devre. Evet. Devre arası var. Şu anda aslında bıçak sırtı bir yerdeyiz. Yani küme düşme potasına da çok yakınız. Şampiyonluğu oynarken böyle bir yere yakın bitirmek aslında hiç de yakışmadı. Ne bu kadroya yakıştı ne Urfa Spor'a yakıştı. Şu anda takım kampta ligin ikinci devresinde şu anda birçok oyuncuyla yollar ayrıldı. Bunların yerine mutlaka transferler yapılacaktır. Umarım bu defa futbol şansı yanımızda olur, transfer şansı yanımızda olur. Geçen yıl ligin ikinci devresindeki transferler gibi yeni transferlerimiz tutar. Ve ikinci devre en azından playoff oynarız. Orada çünkü artık gerçekçi olmak lazım. Birincilik şansımız neredeyse kalmadı yani. Pendik'in o kadar puan kaybetmesi, bizim bütün maçları kazanmamız bu biraz matematiksel olarak yok mu? Evet var, tabii ki var. Fakat mantıksal olarak ve sporun gerçeklerine baktığınız zaman şansımız yok. Ama playoff'ta ciddi bir şansımız var mı? Evet. Yani bir seri yakalarsa, iyi bir kadro, kendilerindeki aşılar tutarsa, transferler tutarsa en azından o birinci lige çıkma şansımızı playoff'ta deneyebiliriz. Hep beraber destek olmamız lazım. Bu şehirde ikinci bir Urfa Spor yok. Bu Urfa Spor'un sadece Zeynel Abidin Beyazgül Başkanımızın sırtında dönmesi de çok doğru değil. Bütün Urfa'daki taban birliklerinin büyük iş alanlarının, iş adamlarının, Urfa'da iş yapan büyük holdinglerin bu takıma sahip çıkması lazım. Aslında yani bir platform oluşturulup Vali Bey'in ve belediye başkanı öncülüğünde sadece hani bir iki belediyenin sırtında döneceğine böyle biraz daha geniş bir tavana yayılırsa, bu tabana yayılırsa bu daha iyi olur. Evet. Umarım bunu yaparlar ve Urfa Spor en azından ligin ikinci devresinde playoff oynar. Tabii playoff'ta şansınız 8'de 1. İnşallah daha önce de 2 defa playoff oynadık biliyorsunuz. Çıkamadık evet. Oradan. İnşallah bu defa 3.'dür. 3. olur. Hepimizin temennisi bu. Arzusu bu. Beklentisi bu. İnşallah. İnşallah olur. Peki. Evet. Bir mesajımız da var. Selam hocam. İyi yayınlar dilerim. Şanlıurfa Spor'umuz Urfa'nın güzide takımlarından biri. Gerçekten marka takımı. Şanlıurfa Spor'a elimizden gelen her şeyi, her desteği vermek zorundayız, yapmak zorundayız. Halk olarak, millet olarak, esnaf olarak gerçekten desteklerimiz vermek zorundayız. Ben hazırım demiş Şanlıurfa Esnaf Sanatkarlar Oda Başkanı Sayın Yasin Küçük. Yasin Küçük, her şeyimle ben Urfa Spor'un yanındayım, desteğimi de vereceğim demiş. Hem biz esnafa nasıl destek veriyorsak demiş Urfa Spor'umuza da destek vereceğiz. Her zaman da yanında oluruz, destekleriz de. Şanlıurfa Sanatkar Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Küçük abime sevgi ve saygılarımı buradan sunarken bir kez daha kendisine de ayrıca teşekkür ederim. Evet, Said Hocam'a hemen soralım Urfa Spor'umuzu da biraz. Evet. Buyurun. Ben de ekranları başında uzun aylardır burada bulunamadık. Birkaç ay sonra tekrar davetiniz için teşekkür ediyoruz. Bizim zaman zaman çıkmamız daha faydalı diye düşünüyorum. Evet, yani aynı, aynı. Bir ürünümüz olsun ondan sonra evet. Daha faydalı olacağı noktasında. Tabii Şanlıurfa Spor'umuz yani burada spor adamları spor konuşunca Urfa Spor konuşulmayınca evet. Diğer spor branşlarının konuşması çok şey olmuyor, mütevelli olmuyor. Evet. Dolayısıyla önce Urfa Spor daha sonra diğer branşlara giriş yapacağız inşallah. Tabii hocam başından aldı. Ben de başka bir pencereden bakmak isterim. Bir hayalimiz vardı. Tabii bu hayalimiz sene başında özellikle Emin Yetim ve arkadaşları
çok ciddi bir heyecan uyandırdı Şanlıurfa'da. Geçen yıl ikinci yarıda yani takımın o büyük çıkışından sonra kümede kaldık. Çünkü biliyorsunuz yani Urfaspor'un en başından bundan bir buçuk yıl önce başından geçen hadiseler hepimiz biliyoruz. Oraya dönmeyelim ama fakat bu sene başında ciddi ciddi bir heyecan uyandırıldı Şanlıurfa kamuoyunda ve belki de tarihte işte Kemal Saraçoğlu döneminde ve Bakan'la birlikte o dönem hakikaten Süper Lig'de oynamış birçok sporcu almıştık ve ilk kez yine aynı şekilde Süper Lig'de kendini kanıtlamış, kendini belli bir ciddi ciddi yani hem Süper Lig'de hem PTT 1. Lig'inde çok üst düzey futbol oynamış sporcularla Şanlıurfa Spor'umuz anlaşma yaptı. Tabii gerek emniyetim, gerek yönetim kurulu ve gerekse tabii en büyük destek de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül. Yani onu burada söylemeden geçmek haksızlık olur diye düşünüyorum. Fakat bunlar hep yapıldı. Benim şu anda bir spor adamı olarak şu anda en üzüldüğüm nokta hem emniyetim hem Zeynel Abidin Beyazgül ve yönetim kurulunun olağanüstü bir çabası vardı Şanlıurfa Spor için. Ben sporcuların gerçekten bu anlamda hem yönetime hem belediye başkanına yani gerekli cevabı veremediğini düşünüyorum. Yani iyi bir takım olamadık, iyi sporcular aldık. İyi bir takım yani iyi bir takım değil de iyi sporcular, iyi futbolcular, kariyerli futbolcular aldık ama kanaatimce iyi bir takım olamadık. Zaten bu da şu andaki puan durumu da bunu gösteriyor. Urfaspor aslında başında çok da iyi başlamıştı. Üçüncü hafta Halk Hocam anlattı, lider de olduk. Yani yıllar sonra hayalimiz olan işte özellikle Şanlıurfa Spor biliyorsunuz birkaç yıl PTT 1. Lig'de oynamıştık. Şanlıurfa Spor'un kesinlikle burada yani 2. Lig'de yerinin olmadığını mutlak surette 3 milyonluk bir şehrin PTT 1. Lig'de oynaması gerektiğini hatta şartlar uygun olduğunda mutlaka Süper Lig'e yakışan bir Şanlıurfa olması gerekir eğer spor konuşuyorsak. Biz böyle bir hayal kurmuştuk aslında bütün taraftar, yönetim, işte spor kampı. Ama ne olduysa bilmiyorum. İşte üçüncü haftada hoca gitti. Tabii hoca gittikten sonra hemen arkasında başka bir hocayla anlaşma yapıldı. O hocamız da belli birkaç maç işte gerek galibiyet aldı, bazen yenildi, bazen berabere kaldı. O da çok uzun sürmedi. Daha sonra yine hoca değişikliğine gittik. Fakat ne hikmetse o hoca da yani 6 maç herhalde galibiyet alamadı. Ali Tan Doğan'dan bahsediyorum. Evet aynen. Yani galibiyet yani o kadar Ali Tan Doğan'ın ben ilk hafta geldiğini gördüm. Yani tribünler herhalde bilmiyorum yani yani bu ortalamasını söyleyeyim. Yani 12 bin taraftar birlikte Ali Tan Doğan'ı tribünlere çağırdı. O kadar aramızda bir bağ var ki yani fakat işte futbol denilen bu oyunun şeyi de burada zevki, keyfi. İşin ilginç tarafı da 6 maç boyunca Şanlıurfa'da o kadar sevilen bir teknik direktör bir tek galibiyet almadan gitti. Bu da gerçekten not düşürülmesi gereken bir hadise. Arkasında tekrar aradı. Bugünlerde tekrar Serdar Bozkurt'la anlaştık. Tekrar anlaştık. Yani burada söyleyebileceğimiz tek şey şu, ben çok ciddi söylüyorum. Yani hakikaten ben Şanlıurfa Spor yönetimine çok anormal derecede üzülüyorum, üzüldüm. Evet. Üzüntüm de şundan dolayı çok ciddi şekilde emek verdiler. Birçoğu yani birçok kendi belki de ailevi birçok kendi iş yerinden fedakarlık yaparak hakikaten Urfaspor'a katkı yapmak için çok büyük olağanüstü çalışma koydular ama maalesef sporcular buna cevap veremedi. Evet, Urfaspor defterini burada kapatıyoruz. Hemen amatöre geçiyoruz. İyi akşamlar, mutlu yayınlar İsmail Buz hocama, İbrahim Halil Durmaz hocama ve Said Aktağ hocama kucak dolusu selamlar. Sizleri zevkle izliyorum. Bozova Spor Kulüp Başkanı Ömer Yıldırım'a sevgi ve saygılarımı, selamlarımı da ben buradan iletiyorum. Ayrıca da bu hafta tebrik ediyorum. Tabii bunun arkasından da bana mesaj atan Ceylan Pınar Tigem'den de var. Bozova'dan da var. Biraz seyirciyle ilgili biraz sataşmalar olmuş, biraz küfürler olmuş. Birçok yerde ben şunu söyleyeyim, iki tarafta bizim memleketimizin takımı. Hem Ceylan Pınar hem Bozova Spor da bizim takımımızdır. İkisi de Urfa'mızın güzide takımı.
Yani önemli olan oyuncuların arasında Ceylan Pınartigem'in ve Bozdağ Spor'un arasındaki bir sorunun olmaması. Ama taraftara gelince 3 kişi de olsa 5 kişi de olsa onları tutamazsınız. İlla küfürler yapılır. Bu Ceylan Pınartigem'de de vardır. Bu Bozdağ'da da vardır. Bu Viranşehir'de de vardır. Akçakale'de de vardır. Yani her yerde biz gördük bunları yani. Şimdi onlar haklı olarak kendi sistemlerini dile getiriyor. İşte bize çok küfür edildi. Bize çok şey yapıldı. Taraftardan dolayı yani. Çok şey yapıldı. Yani keza Bozdağ Spor da oraya gittiği zaman onlar da aynı şeyi duyuyoruz onlardan. Karşı tarafın işte tribünden çok küfür edildiğini, seyircilerin rahat durmadığını, çok sataştıklarını. Önemli olan Tigem Spor'un futbolcuları, teknik heyeti, Bozdağ Spor'un teknik heyeti, futbolcuları birbirinden sorunun olmamasıdır. Yani biz de gittik Bozdağ Belediye Spor'dan oynadık. Seyirci arasında olabilir yani. Oluyor, her yerde oluyor yani. Ben sadece demiyorum Bozdağ'da olsun. Ya Akçakale'de yine olur. Yani oluyor. Taraftar arasında olabilir. Bu gibi hadiseler var hocam. İki takımı da centilmenliğinden dolayı ayrıca kutluyorum. Ben maçı izlemedim. İzleyenler bana bilgi birikimlerini söylediler bana. Ama tabii bu olaylar bazı ifak tefek şeyler olmuş yani. Halil hocam neler diyeceksin? Öncelikle Ömer Başkanıma güzel dilekler için teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii dün ben maça gittim. Gittiniz maça. Evet maça gittim. Evet. Kritik maç olduğu zaman genelde gitmeye çalışıyoruz. Evet, ben aynen. Azından hani yerinde görelim bazı şeyleri. Tabii aynen. Hani başkasının iletmesiyle değil de gözlerimizle bazı şeylere şahit olalım diye. Yani tabii ki kritik bir maç. 9'da 9 yapmış bir takım vardı. Bir de 9'da 8 yapmış bir takım var. Tamam. Yani ligin belki de kaderini belirleyecek çok önemli maçlardan biri. Tabii Bozova hem takımıyla hem bütün seyircisiyle bu maça kenetlenmişti. Yağmurlu olmasına rağmen binlerce insan vardı ve yağmur yağmasına rağmen kimse orayı da terk etmedi. Evet. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi seyirci bir kişi iki kişi değil tutamazsınız bunu. Evet küfürler edildi mi edildi. Yani bunları biz orada gördük. Şimdi edilmedi dersek olmaz. Fakat şimdi az önce sizin bahsettiğiniz gibi neredeyse birçok yerde bu yapılıyor. Evet. Bu yapılıyor. Yani bu gittiğimiz maçlarda görüyoruz. Çoğu zaman da şahit oluyoruz. Tabii bu küfürlerin önüne geçilebilir mi? Belki geçilemez ama azaltılabilir mi? Evet. Nedir bunun yolu? Herkes bir defa bütün bu işin içindekilerin seyirciyi bu konuda çok ciddi anlamda doldurmaması gerekiyor. Yani illa da galip gelmemiz lazım. Galip gelmezsek ölüm kalım savaşıdır gibi. Ya da karşı tarafla yaşadığını düşmanca iletip seyirciyi gelmemesi lazım ki seyirci de biraz daha sakin olsun. Ha yine de her şeye rağmen çıkıyor mu? Evet yine de çıkar. Çıkabiliyor. Ama buradaki kural ne derseniz raporlarda bu olduğu zaman bunu hangi takımın taraftarı yapmışsa genellikle birinci eylemlerinde uyarı, ikincilerinde kaza alır, evet. İkinci eylemlerinde saha kapatma olur ki Harlanspor bunu yaşadı. Yaşadı evet. Yaşadı. Harlanspor'un sahası hem de rakibiyle oynadığı maçta kapatıldı. Kapatıldı. Viranşehir Gücü maçı biliyorsunuz. Urfa'da evet. Oynandı. Haberim kapandı. Var, evet. Şimdi tabii yani bunu sadece Bozova'ya mal etmek mümkün değil. Bunu sadece Bilecik'e mal etmek ya da Ceylan Pınar'a mal etmek mümkün değil. Ama maalesef oluyor. Evet bu olaylar oluyor yani. Evet, bunlar oluyor değil mi? Yani yaşanır yani. Yaşanıyor, yaşanmaya da devam edecek yani. Bunları biz çok yaşadık yani. Yani sporcu olarak da, yönetici olarak da gittiğimizde, şu anda idareci olarak da gittiğimizde buna birçok yerde karşılaşıyoruz. Bu sadece değil, birçok ligde oluyor. Bal liginde de bu yapılıyor. Yani üçüncü liglerde de var. İşte Urfa Spor maçlarında olmuyor mu yani? Evet, oluyor. Oluyor yani, her tarafta oluyor yani. İlk reklama 5 dakikamız var. Ben sözü Said Hocam'a veririm. İkinci yarıda sözü size vereceğim. Çünkü sorularımız var Said Hocam. Evet. Bu son bölümde de bir gencimiz, Avrupa şampiyonu olan bir gencimiz var. Dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu mu? Evet. İnşallah. Onu son bölüme de alacağız onu. Tamam. Biraz onunla ilgili bir bilgi alalım öncelikle. Tamam. Ben de özellikle Tigem Bozova maçında yaşanan hadiseleri bir federasyon yetkilisi olarak, temsilcisi olarak tabii bunları kabul etmek mümkün değil. Ama önemli olan o takımlar arasında oynanan maçların centilmence geçmesi.
herhalde takımlar arasında çok büyük hadiseler olmadığı söylendi. Ama taraftarın önüne nasıl geçilecek diye sorarsanız, biz kendimiz de sorumluluk almalıyız İsmail Bey, herkes, evet. Yöneticiler, antrenörler, işte kulüp başkanları, oradaki insanlar, yetkili insanlar, bunu önleme nasıl alınır? Yani bu sporu bir oyun olduğunu bilmemiz lazım. Sadece o anda, yani sosyal bir aktivite, bundan zevk almak yerine insanlar adeta bunun ölüm kalım gibi algılamaları asla doğru değil. Ben tabii yani burada da şunu söyleyeyim. Hem TİGEM Spor hem de Bozova Spor ikisi de şu anda şampiyonluğu oynuyorlar. Ben her iki kulübümüzü de tebrik ediyorum. Özellikle yani Ömer Yıldırım kardeşim de sözünüzü baldan kesiyorum. Ömer Yıldırım başkanımız da bir fotoğraf da atmış. Seyircinin fotoğrafını da atmış. Siz dediniz ya yavaşlı. Çok arabalık. Abi diyor biz hangisinin önüne önlem alalım tabii. Yani? Hangisinin önüne geçelim? Son aklı olarak. Yani. Son yıllarda da yani Ömer Yıldırım gerçekten spora yatırım yapıyor. Gerçekten bu işe gönül vermiş. Yani bu işten hakikaten hem zevk alıyor hem bir şeyler yapma gayreti içerisinde. Tabii oradaki binlerce seyircinin önüne geçme gibi bir imkanı yok ama ben sadece bunun Ömer Yıldırım'la, TİGEM'le, bir başka ilçe kulübüyle, merkez kulübüyle ilgili söylemiyorum. Biz hepimiz spor adamları bunu içselleştirirsek içimize, yani bunun kesinlikle yani birlikte, hepimizin birlikte bu işe karşı bir mücadeleye girirsek, yani bu işin mutlak surette bir sadece ve sadece spor olduğunu bilmemiz, bunun arkasında bu maçın ya berabere ya galip geleceğiz ve hatta mağlup olacağız. Bunu artık içselleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka fair play ruhunu bütün kulüplerimize bir şekilde yani biz kendimiz göstererek onlara da örnek olmamız lazım. Yani bunu başarabilir miyiz? İsmail Bey, adaletten ayrılmazsak başarabiliriz. Ama hepimizin yani adalet duygusuyla hareket etmemiz lazım. Bütün yöneticilerin sadece kendi maçımızda değil, bir başka maçta da, İsmail'in maçında bir haksızlık olduğunda benim öncelikle ona destek vermem lazım. Halil Hoca'nın maçında bir şey olduğunda bizim hepimizin bu dönem Halil Hoca'nın yanında olursa bu şekilde düzeltebiliriz. Dolayısıyla ben yani bu maçtaki ufak tefek hadiselerin kesinlikle Bozova ilçemize mal edilmemesi, kulüp başkanı Ömer Yıldırım ve yönetimine mal edilmemesi, yani aynı olayların TİGEM'de de olduğu söylendi. Yani ilk maçta da bu olayların olduğu söylendi. Bizim konu ise burada, aylar önce size söylemiştim. Evet. Şanlıurfa'da kendi branşımda 3 tane Avrupa şampiyonu çıktığını söylemiştim. 2 tane bilek güreşinden. Bir tanesi de daha önce vücut geliştiren Metin Çaycı İnes'in, sağ olun, Allah razı olsun, sizin programda burada çıkmıştı beraber Kanal Urfa'da. Benim bir hayalim vardı. Yani 11 yıl oldu benim özellikle uluslararası federasyondaki görevim. Mutlaka Şanlıurfa'da bürokratlarımız var, bakanlarımız var. Hakikaten birçok insan burada yetişti ama özellikle dünya ve Avrupa şampiyonları konusunda biraz eksiğimiz vardı. Ben burada kendi bulunduğum süre içerisinde inşallah Cenab-ı Hak bize bir dünya şampiyonu da nasip eder diye. Yani benim artık misyon olarak şu anda bizim branşta, Halil Hocam bilir, bizim branşta olimpiyatlar yok hocam. Amatör branş olması hasediyle şu anda en son İspanya'da yapılan, bir an önce yapılan, özellikle IFBB'nin en şöhretli yarışmasında 51 ülkenin katılımıyla yapılan dünya şampiyonasında Abdülsamet Çevik, yani bir ay önce gerçi burada çok gündem oldu. Özellikle İbrahim Tatlıses, bütün ulusal kanallarda falan, federasyon sitesinde yani tabii gündem oldu. En son olarak da bu akşam İsmail Buz kardeşimin teklifi üzerine yine bu kardeşimizi burada ekranlarda yaptığı başarıyı birlikte konuşalım, evet, dedik. Peki. Son herhalde son bölümde birlikte, evet, inşallah o da geliyor. Birlikte olacağız. İnşallah. Evet, Ömer Başkan'ın dediği gibi hangisinin önünü alalım, doğru söylüyor. Çünkü emniyetin, özellikle emniyetin bu şeye de çok önem vermesi lazım. Taraftarı olan ilçelere, ondan sonra çok önemli kritik maçlarda böyle bu kadar taraftarın olması, özellikle emniyetin önlem alması lazım. Ondan dolayı Ömer Yıldırım abimiz onun için hem video atmış hem de resim atmış. Evet, kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz.
Evet sevgili futbolseverler, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlar da yoğun şekilde geliyor. Tabii amatör olunca mesajlarımız da geliyor. Ama hemen İbrahim Halil Durmaz hocamıza hemen soralım. Bu sene gerçekten büyük yük biraz da ASKF'de, kendisinde. Biz her zaman söyledik, gerçekten çok kulübede yardımcı oldu. Gerçekten büyük emekler verdi. Hiçbir kulübü de geri çevirmedi. Açık ve net söyleyelim. Hiçbir kulübü de geri çevirmedi. Hepsine de yardımcı oldu. Fark etmiyor yani. Hiç il, ilçe hiç fark etmiyor. Bütün kulüplere de yardımcı oldu. Allah razı olsun kendisine. Bir kez daha ekranlarında bizi izleyen tüm spor severler buradan haberi de olsun. Buradan bilgileri de verelim. Gerçekten büyük emekler verdi. Büyük fedakarlıklar verdi. Ama şu anda ASKF'de gene en büyük iş ona düşüyor. Çünkü işi ağır. Gerçekten bu programları yapması, bu sahalarla ilgilenmesi gerçekten yükü ağır. Hemen bu sene lige hangi kaç takım girdi? Hangi kategorilerde girdiler? Girmeyen kategoriler kimlerdir? Onları da bir bilelim. Bilmeyen sevgili spor severler var. İkinci amatör ne zaman başlayacak? U14 var mı? U16 ne zaman başlayacak? Onların bilgisini alalım. Bal Ligi süper amatör çakışacak mı? Onlar arası ne kadar olacak? Eskisi gibi 15-20 gün mü olacak araları? Hemen bunları hepsini Sayın Durmaz'a soralım. O da bize cevaplasın. Buyurun. Öncelikle güzel dilekler için teşekkür ediyorum. Yani tabii yıllardır bu işin içinde olmamız hasebiyle tecrübemiz de var. Biz de sen de dediğin gibi gelen hiçbir kulübümüzü geri çevirmeye çalışıyoruz. İşiyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Zaten aslında şu anda görevlerimizden, işlerimizden biri de bu. Ben tabii ki il futbol temsilcisi olduğum için futbolun yükünün büyük bir kısmı tabii ki şu anda bende. Ve biz bunu hakkını vermeye çalışıyoruz. Tabii takdir kamuoyunun. Biliyorsunuz bir seçim yapıldı ve bu seçimde kulüpler oylarıyla bu göreve bizi layık gördüler. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Seçildikten sonra bize oy veren vermeyen bütün kulüplere eşit mesafede olmaya çalışıyoruz. Adaletli olmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii çok soru sordun. Nereden başlayacağım onu söyleyeyim. Ben en azından kategorilerinden şimdi süper amatör, birinci amatör, ikinci amatör, U18, U16 ve U14 ligleri oynuyor. Pandemiden dolayı biliyorsunuz birçok lig bu sene devre dışı bırakıldı. Bizde şu anda birinci amatör, ikinci devrenin ilk maçı oynandı. 20 takım katıldı. Süper amatörde 10 takımımızın katılımıyla şu anda da bu hafta ilk devrenin son maçını oynuyoruz. İkinci amatörde 32 takımımız var. Ve ligi 21 Ocak'ta, yani bu ayın 21'inde başlatıyoruz. U18'de 28 takımımız var. Ligin ikinci devresi bu hafta başladı. U16'da 21 takımımız var. U16'yı bu hafta başlatmayı düşünüyorduk ancak kulüplerimizden gelen yoğun bir talep vardı. Onların yazılı beyanları, dilekçeleri vardı. Ligi hani lisanslar yetiştiremedik, evrakları yetiştiremedik. Birçok kulübümüzden bu talep gelince tabii dilekçelerini bugün aldık. Muhtemelen bu hafta bu ligi oynatmayacağız. Yarın o dilekçelerle beraber tertip komitesindeki arkadaşlarla bunu görüşeceğiz yani. Yani muhtemelen bu hafta değil, gelecek hafta. Yani ayın 15'i itibariyle 16 ligimizi başlatıyoruz. U14 ligi de önce oynanacak, oynanmayacak tartışmalar arasında federasyon şöyle bir karar verdi. Bu yaş grubundaki aşılamadan dolayı bunu daha önce bildirimi erkenken geç 6 Haziran'ı aldılar. Dolayısıyla biz de bunu göz önüne alarak bu ligimizi Mart başı gibi başlatmayı düşünüyoruz, 14 ligini. Ki 6 Haziran itibariyle de bildirimi var. Yani federasyon onu ileri alınca biz de bu ligimizi aslında daha erken başlatacaktık ama bundan evet. Dolayı ileri bir tarihe aldık. Şimdi süper amatör bu perşembe günü biliyorsunuz ligin ilk devresinin son maçları oynanıyor. Daha sonra bir aramız olacak bir hafta. Ya şimdi perşembe günü oynanan şu anda maçlar perşembe günü değil aslında mi? Aslında pazar oynanması gereken maçlar. Perşembe oynandı mı? Evet. Pazar oynanan. Perşembe aldık. Ondan sonraki pazar da yok maçlar. Yani perşembeden sonra gelen iki gün sonra pazar var. O yok. Ondan sonraki pazar yine yok. Yok. He. Yani ay 21'ine yine denk geliyor. O zaman 15 gün falan buluyor yani. Evet yani. 10 gün. 10 gün diyelim. Yok ayın 6'sında oynanacak bu maçlar. Sonra ay 15 güne denk geliyor. Yaklaşık 15 gün.
Hani tabii takımların hazırlığını düşünürseniz aslında bir hafta. Yani perşembeden de hesaplarsanız 9-10 gün bir şeyleri var. Evet. Bir aralar olur yani. Ve 19 Mart itibariyle ligimizi bitireceğiz. Allah kısmet ederse herhangi bir aksilik olmazsa. 26 Mart'ta da Bal Ligi bitiyor. Biliyorsunuz statü şu. Federasyon der ki Bal Ligi'nden bir hafta önce Süper Amatör'ü bitirin. Ya da lig, ilinizdeki en üst ligi bitirin ki Bal Ligi'nden hemen sonra play-out maçı oynayacak. Yani Süper 1. bitiren biliyorsunuz Bal Ligi'nden gelen takımla Bal Ligi'ne yükselme maçı oynayacak. O çok beklemesin. O yüzden yani muhtemelen biz de işte baldan bir hafta önce bitiriyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde de o maçı oynatacağız. En azından bu takım hazır olacak. Ligi daha yeni bitmiş olduğu için. Yine araya büyük boşluklar geçen senelerde giriyordu hatırlarsanız. Takımlar için ciddi külfet. 15, 20 gün, 1 ay. 2-3 ay. 2-3 ay 2-3 bazen oluyordu. 2-3 ay veriyordu bazen. Yani bir süper amatör bitiyordu. 3 ay sonra şey oynuyordu. Playout maçı oynuyordu. Evet. Tabii takımlar bu arada ciddi sıkıntı çekiyordu. Bu oyuncuların antrenmanıydı, maaş ödemeleriydi. Evet. Çoğu yabancı sporcular var, kalacak yeriydi. Bu takımlara ciddi anlamda bir külfet. Ayrıca statüye de uygun değildi yani bu. Evet, doğru. Biz onu göz önüne alarak bu seneki planlamamızda Bal Ligi'nden bir hafta önce ki kitapçığa bakarsanız kitapçıkta onu söylüyor yani. Muhtemelen öyle bitireceğiz. Biliyorsunuz Bal Ligi'nde de 3 takımımız var. Bal Ligi'nde şu anda devre arası. 30 Ocak itibariyle ikinci devre başlıyor. Bal Ligi'nde 3 takımımız olduğu için statü şu. Eğer bir takımımız 3. lige çıkmayı başarırsa, grubunda şampiyon olup 3. lige çıkmayı, bakın sadece şampiyon olması yetmiyor. Çünkü biliyorsunuz grup birisi olanlar kendi aralarında bir de playoff oynuyor. Sonra 3. lig. 3. lige çıkmayı başarırsa Süper Lig'in şampiyonu Bal Ligi'ni 3. sırada bitiren takımla playoff maçı oynayacak. Yok eğer hiçbir takımımız 3. lige çıkmayı başaramazsa o zaman 3. bitiren, 3. sırada bitiren Bal Ligi takımımız doğrudan Süper Amatör'e geliyor. 2. bitiren de Süper Amatör'ün şampiyonuyla playoff maçı oynuyor. Playoff maçı. Statü bu. Şimdi 1. amatörümüz 20 takımdan kurulu, grup birincileri AVB grup şeklinde biliyorsunuz. Grup birincileri doğrudan doğruya şeye çıkacak. Süper Amatör'e 9. ve 10. sırayı alan takımlar ise 2. kömeye düşecek. 2. amatör köme 32 takımımız var. 4 grup şeklinde 21 Ocak'ta başlayacak. 18 ligimiz 28 takımdan oluşuyor. 7'li gruplar. İkinci amatörün playoff'unu söylemediniz şampiyon olan. Evet, orada 4 birinci kendi aralarında tek devre lig usulü şeklinde oynayacak. 3 takım çıkacak. Bir takım çıkmayacak. Bir takım çıkmayacak. Orada da şöyle bir opsiyonumuz olacak bu sene. 1. amatörden eğer herhangi bir takım çekilirse evet, onu direkt şampiyon yılmayacak. 4. takımı da biz oradan doğrudan alacağız o lige. Ki genellikle dersine çekilen oluyor. Yani oluyor. Muhtemelen dördüncü de yani grubunu birinci bitiren takımlar muhtemelen tümü. O zaman playoff'a gerek yoktu. Ya çekilmediğini düşünün. Bir de öyle bakmak lazım. O zaman grubun biri 11, grubu 12 olmuyor. Federasyon mesela şeyleri, ligleri 10 takımdan fazla gruplara ayırmayın diyor. Yani 11 takımınız varsa 6'lı 5'te 2 grup haline getirin diyor. Şimdi bu 4 mesela takımın birincilere çarpışacak değil mi? Evet, 4 birincide 3'ü çıkacak. Evet. O zaman tek devre lig usulü şeklinde yapacağız onu. 18 liginde 28 takımımız var. 4 grup şeklinde oynuyorlar. Onun da ikinci devresi başladı zaten, bir hafta oynandı. Ligi ilk 2 sırada bitirenler kendi aralarında tek devre lig usulü şeklinde oynayacaklar. İlk 2 takım Urfa'yı grup müsabakalarında temsil edecek. Yani ulusal 18 bazda. 18 mi? 18. 4 takım çıkıyor. 2. Yani her gruptan 4 takım playoff oynayacak. Yok, 8 takım tek devre lig usulü oynayacak. Yani 4 grubumuz var ya. Birinciler, ikinciler her gruptan tek devre lig usulü 8 2 takım çıkacak. İlk ikiler Urfa'yı dışarıda temsil edecek. Evet. 16 liginde 21 takımımız var. Bunu da 3 gruba böldük. Burada da 3 grup birincisi yine kendi aralarında bir playoff maçı oynayacaklar. Tek devre yine lig usulü. Burada da birinci sadece ilimizi dışarıda temsil edecek. U14'te de tek devre lig usulü var. Burada da birinci olan takım, eğer belli değil bu ama, Türkiye Şampiyonası yapılırsa, ki muhtemelen 6 Haziran'da bildirim olduğuna göre yapılmaz.
Yani öyle görünüyor. Büyük ihtimalle de yapılmayacak. Yani gibi görünüyor. Belki de yapılabilir ama zayıf bir ihtimal. Orada da tek devirlik usulü oynatıyoruz. Grup birincisi Urfa'yı eğer yapılırsa temsil edecek. Başka diğer soruları unuttum ben. O kadar soru çok ki. Peş peşe sordun. Evet, hepsini sordum. Sizdeki dedim boynumdan çıksın hepsini size sorayım dedim. Süper amatörü söylediniz. Birinci amatörü söylediniz. Evet. İkinci amatörü söylediniz. 16, 18, 14'ü de. Aklıma gelmişken bir şey söyleyeyim. Bugün o birçok kişi tabii onu gündeme getirdi ister istemez. Dün Bozova Ceylan Pratik Hem Spor'u yenince puan eşitliği oldu. Evet. Şimdi eğer puan eşitliği olursa sezon sonunda ne olacak diye haklı olarak insanlar soruyor. Buradan da ben onu spor kamuoyunu bilgilendireyim. Evet. Şimdi statü şu. İki takım aynı puanla bitirirse birinci kural kendi aralarındaki maça bakılır. Yani tamam. İkile averaj. Şu anda burada eşitler. 3-2 Ceylan Pınar'daki maç, 2-1 Bozova'daki maç. Burada bir eşitlik var. Evet. İkinci kural şu. Eğer bir takımın hükmen mağlubiyeti varsa o elenir. Hükmen mağlubiyeti olmayan takım çıkar. Evet. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Üçüncü ve muhtemelen bu ikisi bitirirse aynı puanla muhtemel olabilecek şey kural. Genel averaj yok. Onu hemen söyleyeyim. Amatör liglerde genel averaj yok arkadaşlar. Evet. Profesyonel liglerde var. Bu amatör liglerde genel averaj yok. Kendi aralarındaki maçlar. Sonra şu anda orada eşitlik var zaten. Orada bir sıkıntı yok. Bitti o. Artık evet. Üçüncü bir maçları yok. Eğer sezon sonunda Ceylan Pınartik Emspor ve Bozova Spor aynı puanla bitirirse evet. Bugünkü şartlarda tarafsız sahada bir maç yapacaklar ve yenen çıkacak. Bu şekilde devam ederse. Evet, bu şekilde biterse. O zaman genel averaj yok. Genel averaj yok. Evet. Yani bir takım 18 gol atmış, o 3 gol atmış. 80 yani. Temel atsan boştur yani. O kendi aralarındaki. Peki. Ama henüz İsmail Bey bir de daha 8, bir yanılgı var. Daha 8 maç var. Yani. Tamam. Bu köprünün altından çok daha çok sular evet. Geçer hemen. Ama muhtemelen sorulan bu çok soruldu ya. Haksızlık olmayalım. Ceylan Pınar Tigem'den tabii mesaj var. Hem Kemal Büyük hem de İmran Emek mesaj atmış. Ceylan Pınar maçında ilk maçta burada öyle tür olaylar yaşanmadı. Taş ve atılmadı. Bizim hocalar da Bozova Spor hocası gibi küfürler de etmedi. Aksine bizim seyirciler Bozova oyuncularla hoş ve alkışla karşıladı. Bunu düzeltelim demiş lütfen İmran. Ceylan Pınar'da yapıldı demedik ki. Ceylan Pınar Tigem'de. Her yerde yapılıyor dedik yani. O da yanlış anlamış. Bir de servis, arabamızın servis camlarını hepsini kırmışlar dedi. Bana görüntü dağıtmış. Servis camlarımız kırılmış diye. İmran Emek. Kemal Büyük de aynı şeyleri bana atmış, mesajları atmış. O da demiş abi, gerçekten bunu dile getirseniz sevinirim. Biz hem Bozova'yı da hem de Ceylan Pınar Tigem'in gerçekten bize mesajları, görüntülerini atarken biz söylemek zorundayız tabii. Servis camlarında seyirciler bayağı camları kırmışlar, arabanın camlarını. Yani bunu da görelim lütfen hocam. Hepinizin yeni yılını kutlarım canlarım. İnşallah yeni dünyada sağlık ve barış getirsin. Urfa Spor baştan olarak sonra tüm amatör takımlarımıza da başarılar dilerim. Hepinize sevgi ve saygılarımla gönderiyorum. Sizi seviyorum demiş kaptan taplamacı Romanya'dan. Sevgi ve saygılarımı Romanya'ya gönderirken Said Hocam Muhammed illahi bir şey söyleyeceksin kaptan evet. Taplamacı abimize. Yani ben de ona hayırlı akşamlar diliyorum. Gerçekten yani biz son 2019'da gitmiştik. Bir de bundan bir ay önce gittik. Yani Mahmud abi adeta biz oraya giderken hem federasyon başkanımızı hem yönetim kurulumuzu yani elinden geldiğince karşılamaya gayret ediyor. Ben bu noktada tabii oraya gittiğimizde özellikle Türk milli takımı da orada platformu araştırmalarına çıkarken hanımıyla birlikte milli takım formasını giyerek bizi alkışlaması da hakikaten takdire şayan. Ben hem Şanlıurfa anlamında hem ulusal anlamda yani Mahmud abi adeta şu anda federasyonumuz hem başkan hem yönetim kurulu tarafından tanınan. Ben de ona acizane federasyon başkanı da Dünya Avrupa Şampiyonu Niyazi Başkan. Dedim bu da Urfa'nın Maradona'sı diye takdim ettim. Zaten boy boz tam Maradona. Hakikaten iyi bir futbol adamıydı, iyi bir sporcuydu, iyi bir futbolcuydu.
Yani spor konusunun da heyecanlanıyor abi. Yaş 70 olsa da adeta sanki yani 20 yaşındaki bir genç gibi hakikaten Allah razı olsun bizi yine karşıladı. Tabii çeşitli hediyelerle federasyonumuzu sağ olsun destekledi. Biz de kendisini hem federasyonumuz adına hem Urfa adına hem oradaki bu anlamlı jesti için hem plaket hem de bir milli takım forması hediye etmiştik. Çok hoşuna gitmiştir diye düşünüyorum. Evet, aynen. Tabii mesajlar da yoğun şekilde geliyor. Bana videolar dağıtılıyor. Gerçekten hem Ceylan Pınar'dan hem Bozova'dan da bana yazıyorlar. Ben o konuyla ilgili bir şey söyleyecektim. Tabii siz söyle buyurun. Şimdi ben gerek Ceylan Pınar Tigem gerek Bozova Spor. Yani biz şunu yapabilirsek. Şimdi arkadaşlar bizim inancımız şunu söyler. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi bir başkasına biz yapmayalım. Yani biz futbol arenasında yıllar yıldır içindeyiz. Yani mesela ben acizane şahsım olarak bir gün, yani yıllar yılı yaptım ben bu işi, genel kaptanlık, yöneticilik. Yani bir gün kulübeden çıkıp birine en ufak bir hakaret, sinkaflı bir kelime hayatım boyunca kullanmış değilim. Aynen. Dolayısıyla ben bana yapılmasını istemediğim bir şeyi bir başkasına da yapmayacağız. Tabii dolayısıyla kim yaparsa yapsın doğru değildir. Yani TİGEM yapsa da doğru değil, Bozova yapsa da doğru değil, Urfa'daki kulüpler yapsa da doğru değil. Ya biz sporun oyun olduğunu bileceğiz. Yani burada sadece bunun bir sosyal aktivite ve insanların orada yani böyle bir deşarj olması, hafta sonlarını en güzel şekilde geçirmesi. Zaten insanlarımız çok hareketsiz. Artık biliyorsun internet çağı, herkes internet başında, akıllı telefonlar başında. En azından bir iki saat böyle o hareketli maç izleyerek orada yüzlerce arkadaşla buluşarak çok daha güzel ve anlamlı bir maç izleyebiliriz. Yani biz burada hani Ömer Başkan ve özellikle Bozova'dan yani TİGEM maçında da ufak tefek hadise olduğunu o zaman söylerim. Biz yani ben bizzat orada izlemedim ama tabii yani orada olması da doğru değil, Bozova'da olması da doğru değil. Ama Ömer Başkan da orada binlerce kişinin önüne yani onları zapt edemiyor. TİGEM'deki bir kardeşimiz de. Biz yani yönetici ve başkan olarak bu işin önüne geçmek. Onu önce kendimiz, kendimiz bu işlere bir önce olarak centilmenlik için onu kapatalım. Bu. Bir mesajımız var. Eski futbolculardan bizim Kadir Köy hizmetlerinden. Bekir Bebe ve Nazar İnci'ye hakkımı helal etmiyorum. Onları da Allah'a havale ediyorum. 8 tane altınımı yediler demiş. Kadir. Kadir Avcı mı? Kadir Avcı olması lazım. Bursa'dan. Bursa'da da ilgili. Burada havaalanında çalışıyor. Gitti Bursa'ya gitmiş. Bursa'ya gitmiş. Kadir kardeşim gerçekten değerli bir kardeşimizdir. Böyle bir mesaj atmış. Ben de okudum. Dedi abi okur musun? Dedim okurum. Niye okumayayım yani? Eski, okudum. Eski bir hikaye. Ama abi, yani bu şimdi isim vererek bazı insanları suçladı. Evet. Şimdi bu çok doğru değil. Ne kadar gerçekçi onu da bilmiyoruz. Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Özür dilerim ama yani onu da bilmiyoruz. Şimdi o zaman o söyler diye ben de söyleyeceğim. Ben de ona ihtiyaç duydum. 2011'de benden para aldı, geri vermedi kendisi. O zaman ben de buradan hakkımı kendisine helal ettim. Bu doğru bir hareket değil. Yani şu yaptığı doğru bir hareket değil. O zaman ben de Kadir Avcı'ya 2011'de gelip çok acil, hastam var ve bana ver dediği o parayı helal etmiyorum. Hakkımı ben de etmiyorum kendisine. Evet. Neyse biz da bu tür şeyleri yani böyle ya işte isim vermezse bir sıkıntı yok ama yani burada isim vermezse o çözümlerinde oynadığı dönemden dolayı onu dile getirmiş. Neyse öyle bir mesaj atmış o da. Yani neyse biz konumuza gelelim. Meseleyi biliyoruz abi. Biz konumuza gelelim. Hayır hocam. Neden? Sen dedin ki ikili arasındaki avaraj genel avaraja bakılmıyor. Evet. Bu süper amatör için, Bar Ligi için de bütün amatörler için geçer. Yani amatör ligde. Amatör liglerde şey yok. Gol avarajı yok. Gol avarajı yok. Gol avarajı yok. Profesyonel liglerde var yok. Peki hemen transferi de bir açıklarsanız. Transfer ne zaman? Ve birinci amatörden yine ikinci amatöre veya süper amatörden yine taşıma olacak mı? Taşıma olacak mı? Gerçi oluyor da yani. Ve kaç transfer yapılıyor sevgili spor severler, bu bilgileri verirsen sevinirim. Şimdi daha önce 23 Ocak'tı. Talep üzerine özellikle bizim başkanımız Adnan Yüksel Bey'le de biz bunu konuşmuştuk. TASK yönetiminde bunu kendisi gündeme getirdi. Yani biraz daha hani
Türkiye genelinde de böyle bir talep varmış ama özellikle bunu bizim Adnan Başkanımız TASK'ta gündeme getirdi. Ali Düşmez Bey'in de federasyona teklifiyle bu bir hafta öne alındı. Yani başa çekildi. 17 Ocak itibariyle transfer başlıyor. Maalesef o dediğiniz oluyor. Yani emanet oyuncular, birçok kulüp bunu yapıyor. İşte alıyor ikinci kömeden bire, birden ikiye. Yani burada bu çok doğru bir hareket mi? Mesela bana sorarsanız bu çok doğru bir hareket değil. Evet. Geçen sene 160 tane sporcu, geçen yıl oynamadı da önceki yıl 160 tane sporcu birden süperden ikinci kömeye gitti. Ya biz zaten bunu sporsever olarak diyorum. Biz bunu zaten birde izledik, süperde izledik. Yine aynı adamı niye izleyelim yani? Evet. Tekrar. Başkalarını izleyelim, başka oyuncu yetiştirelim biraz daha. Yani ya bu yetiştirme derdine takımlar şampiyonluk peşinde yani. Farklı. Ya doğru konuşalım. Öyle de olsa farklı oyuncular görelim yani. Eskiden hatırlarsanız mesela bir tek şey vardı. Bir oyuncu bir yılda bir takımda oynayabilirdi. Doğru. Bana göre çok da yanlış bir şey değildi. Uygulama değildi bu. Şimdi bir bakıyoruz. Daha önce hatta bir ara 3 transfer hakkı verildi ama bu sene 2 transfer hakkı var. Buradan da yine bilgilendirelim. Bir oyuncu bir yılda en fazla 2 takımda oynar. 3. takıma gidemez. Gidemez. Yani bunu hani diyelim ki şimdi sezon başında bir lisans yaptı. X takımda lisansı vize oldu. Sonra sezon başlamadan transfer dönemi çünkü daha vardı. Başka bir takıma gitti. Bunun yani artık vizede geçerli mi? Tabii ki. Tabii ki. Yani vize de geçerli. Yani bir sporcu bir yılda 2 evrak yapar abi. 2 evrak yapar. 2 transfer yapar. Şimdi ben kendi sporcum. Ben de vize yaptı diyelim. Evet. Sonra tuttum sana verdim. Senden de başka takma gelmez mi? İki sefer oluyor. İki sefer. Bir kere oluyor. Tamam vize yaptın. Bu yıl artık sende oynayacak dedi. Bu yıl o hakkı kazandı. İkinci bir takımda da oynama hakkı var. Üçüncü bir takımda oynama hakkı yok. Evet. O yüzden ya taşma olacak. Bu kaçınılmaz. Şimdiden işte deniliyor. Yani şu gidecek, bu takıma gidecek. Benim oyuncularım bu takıma emanet duruyor. Özellikle ikinci köme takımlarında biz bunu çok görüyoruz, çok duyuyoruz. Şey yapıyorlar yani bunu özellikle söylüyorlar şimdi. Taşma olacak yani bu kaçınılmaz, kesinlikle taşma olacak. Evet. Yani bu da 160 mi olur, 200 mi olur, 300 mi olur onu da bilmiyorum yani yine. Evet. Yani öyle şeye karşıyız diyorsun yani bu şekil. Yani etik midir bilmiyorum yani benim kendi bu tabii düşüncem bu hani kimseyi bağlamaz. Başak Efendi düşüncesi değil. Benim bireysel olarak benim kendi düşüncem. Ben şu mantıkla bakıyorum yani daha çok kişiye spor yaptırmak istiyorsak o zaman farklı sporcuları kullanalım. Hani şimdi 3-4 ligde aynı sporcuları kullanırsak ne anlamı kaldı? Yani bugün X takımın 10 tane oyuncusu B takımına gittiyse aynı oyuncular bir yerden bir yere taşındı. O zaman takım sayısının çok olmasının çok da bir anlamı kalmıyor burada yani. Evet. Çünkü aynı oyuncularla oynuyorsunuz. Şimdi takım sayısı çoğalırsa ne diyoruz? Oynayan sporcuların sayısında da artış olur. Daha çok insana spor yaptırırız. Daha çok insanı bu işin içerisine çekeriz. Daha çok genci çekeriz. Bu durumda bu şekilde olduğu zaman aslında daha fazla insan çekmiyoruz. Aynı insanları taşıyoruz bir yerden bir yere. Evet, doğru. O mantıkla baktığınız zaman yani ben transferden ziyade her takımın daha farklı oyuncularla oynamasını ve izleyicilerin de farklı oyuncuları zaten izlemek isteyebileceğini düşünüyorum. Yani ben süper amatörde İsmail Buz'u izliyorum ve bir de yine izliyorum. Ben iki ligde de İsmail Buz'u izlemek istemiyorum. Zaten izledim ben onu. Bir de Saitak'ta izlemek isterim yani. Evet. Bir seyirci olduğumu düşünün. Şimdi farklılıklar daha güzel olur diye düşünüyorum. Doğru değil yani. Tabii doğru değil yani bu olur mu? Evet. Kendi kategorilerinde bir lider takımları sayalım. Yani onu sayacağız. Reklama gireceğiz. Tamam. Kamuoyu yani. Evet, onları da ikinci bölüm inşallah. Tamam. Daha bölümümüz var çünkü. Evet sevgili futbol severler. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili futbolseverler ben kaldığımız yerden devam ediyor. Tabii mesajlar da yoğun şekilde geliyor. Hocam saha içerisinde hiç kimse kimseye küfür etmedi. Pazar günü maçta olan taraftarların önüne geçmemiz mümkün değildi. Çünkü birinci amatör için çok kalabalıktı. Kendimizi bilmez bir
kendini bilmez birkaç kişi taş attı. Kulüp başkanı olarak kendilerinden özür diliyorum. Olmaması lazımdı. Ben Ömer Yıldırım olarak gelen tüm takımları en iyi şekilde misafirperverliğini yapıyorum demiş Bozova kulüp başkanı Ömer Yıldırım. Evet, aynen düşünceleri öyle. Biz de katılıyoruz kendisine. Öyle olması lazım. Gelen kulüplere de nasıl yardımda bulunduğunu da biliyoruz yani sonuçta. Birbirimize yardımcı olmamız lazım. Mesela Ömer stoperleri Ömer neydi soy ismi? Stoper Bozova'nın. Güzel mi? Ömer Güzel. Ömer Güzel. Kaburgası kırıldı Ceylanpınar'da. Yani orada da gerçekten büyük bir şey oldu orada. Bir travma oldu. Evet. Bir de demin Kadir'in bir mesajını okuduk. Tabii şey bir mesaj değildi. Bekir Bebe de ona nazaran dedi ki havaalanında yıllarca çalıştı. Havaalanına biz kendisini koyduk. Biz yardımcı olduk. 30 yıldır ne hakkı var bizde diye dile getirdi. Gerçi sizler de bir şeyler söylediniz. Yani Bekir Bebe de diyor ki 30 yıldır. Yakında yani biliyorum ki onu işe biz koyduk onu. Aynen. Yani öyle. Biz yardımcı olduk. Bugün bizi kötülüyor. Bizden helal. Asıl biz helal etmiyoruz diyor. Yani Bekir Bebe. Buradan ben o konu tabii çok eski bir konu ama yani hani faal futbol bittikten sonra insanlar genel itibariyle birbiri hakkında ufak tefek eksikler olabilir, kusurlar olabilir ama yıllarca birbirine emeği geçen insanlar birbirine bu şekilde değil, yani kamuoyu önünde bir eksik olmuş olsa da bu şekilde zikretmesi bana göre doğru değil. Belki bir haksızlık yapılmış olsa da tabii Bekir Bebe, Nazar İnci de yıllar yılı bu spora hizmet etmiş insanlardır. Evet. Kendisi de iyi bir futbolcu. Hakikaten Urfa tarihine damga vurmuş bir amatör sporcu kardeşimiz. Yani hani işler bittikten sonra artık şu anda yani hani faal futbol oynamıyorsunuz. Yani yıllar önce olan hadiseleri bugüne de taşımak yani bu saatten sonra doğru değil. Tabii bu şekilde insanları üzmenin de anlamı yok. Evet. Yani Bekir Bebe, Nazar İnci de yıllar ile eksikiyle, kusuruyla hepimizin eksikleri vardır. Çünkü biz insanız. Dolayısıyla bu memlekette yüzlerce gence mutlaka temasları olmuş. Kulüp başkanlıkları var. Ya o değil. Direkt ararsın kendilerine dersin. Tabii ben yani size bunu, hakkımı bunu, helal etmiyorum yani dersiniz. Hani bir de futbol yani, bitmiş. Yani şu anda faal futbolcu olsa olabilir. Evet. Yani şu anda devam ediyor bir haksızlık. Hani bu 10 yıl önce olan bir hadiseyi bugüne gerek yok. Evet. Taşımanı doğru olmadığını. Tam onun da cevabını zaten Bekir Bebe de verdi. Dedi biz de onun fazlasıyla yaptık yani dedi kendisine dedi. Onu da dedi biz de helal etmiyoruz yani kendisine dedi. Yani neyse bu konuyu kapatalım. Helallaşmaları lazım abi yine de. Evet yani 3 günlük dünya için evet, dönmez yani gerçekten. Bu. Evet İsmail hocam sizleri ve modellikinde senin ve diğer konuklara selam olsun. Keyifli seyrediyorum. Güzel bir program oluyor. Başta sana ve değerli konuklara selam olsun. Derinden selamlarımı iletiyorum. Biz de görevimizin başındayız. Hem Halil hocama hem Said hocama da teşekkür ederim demiş. Ahmet Polat ASKF şu anda müdürlüğünü yapan Ahmet kardeşimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gerçekten o da büyük emekler veriyor, büyük hizmetler veriyor. Bundan sonra da başarılar diliyoruz kendisine. Hocam o da yıllarca futbol oynamış bir kardeşimiz. Tamam arkadaşım aynı zamanda. ASKF'nin şu andaki yükünü çekiyor. Evet, aynı. Yani bir numara organizasyon Halil Hoca da diğer işlerimizi de Allah razı olsun. Tabii başkanımız ve işte, diğer kardeşlerimizle birlikte. Ahmet de geldiği günden beri çok büyük hizmetler evet, var. Evet büyük hizmetler olabilir. Çünkü ben gözümden görüyorum. Gerçekten bütün kulüplere çok yardımı dokundu. Gerçekten özellikle de bu sene bu karabalıkta bu şeyde çok yardım oldu yani. Allah razı olsun kendisinden. Evet Cemal Samaks bir mesaj attı. İyi akşamlar İsmail hocam. Çok değerli kıymetli konuklara selam olsun. Said Aktak ve Halil Durmaz hocama sevgi ve saygılarımı, selamlarımı, iyi yayınlar diyorum. Celal kardeşimize de sevgi ve saygılarımızı buradan iletiyoruz. Celal Samak. Evet. Hayırlı akşamlar Celal. Evet hocam iyi akşamlar size ve konuklara selam olsun. Sevgi ve saygılarımı sunarım. Değerli abilerime sevgi ve saygılarımı sunarken Halil Durmaz abimize, Said Aktağ abimize de iyi programlar. Gerçekten amatörü biraz konuşmanız da gerçekten çok iyi. Tevfik Kapçı kardeşime de sevgi ve saygılarımı buradan iletiyorum. İyi yayınlar, iyi programlar diliyorum. Oğlum Muhammed Salih de izliyor. Bu hafta amatör maçlar oynanacak mı? Sorum Halil Hoca'ya teşekkürler demiş Aziz Aktağ. Aziz Aktağ kardeşimize de sevgiler buradan sürüyoruz. Hemen sorunu Halil Hocam aldı. Aldınız mı hocam? Evet aldım. Evet sorusunu aldınız. Tabii mesajlara biraz ara verelim. Hemen sorularımıza geçelim. Evet hocam isterseniz hemen
Aziz Ağdağ'ın sorusuna cevap verelim. Evet, şimdi aldığımız yerden devam edeceğiz. Ligleri oynatıyoruz. Süper Amatör Perşembe günü. Evet. Neden Perşembe? Onu da kamuoyuna açıklamasını yapayım. Bu hafta Şanlıurfa bölgesinde klasmanda yer alan bütün hakemlerimizin testi var, koşusu var. Bu nedenle hafta sonu oynayacak müsabakalara çıkamayacaklar. Bundan dolayı Süper Amatör'deki 5 maçımızı da Perşembe günü oynatıyoruz. Birinci amatör ve U18 ligimiz hafta sonu yine oynanmaya devam edecek. Devam edecek. Yani lig kaldığı yerde devam ediyor. Evet. Hemen o zaman. Evet hocam. Asya Kafa bu sefer maddi duruma gelelim biraz. Bu sene yapılan hemen yardımı konuşalım. Bazı mesaj atan kardeşlerimiz var. Bu sene destek çok az kulüplere demişler. Daha destek verilecek mi? İkinci amatör, birinci amatör destek veren hangi belediyeler var? Hemen isterseniz ortak bir söyleyebilirsiniz yani ikiniz de fark etmiyor. Hocam yıllardır Büyükşehir Belediye'miz düzenli olarak zaten kulüplerimize, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na yardımı söz konusu. Pandemi döneminde bunlar zaten faaliyet olmadığı için o maddi şey de olmadı. Bu özellikle 2021-2022 sezonunda Büyükşehir Belediye Başkanımız yine üzerine düşeni yaptı. 500 milyar gibi bir nakit parayla 82 kulübümüze, yani federasyonumuza üye 82 kulübümüze belli oranlarda 6.000 gibi, 6.250 lira gibi bir yardımı söz konusu oldu. Tabii belediye bir ildeki sadece alt üst yapı anlamında hizmetleri olmaz. Sosyal anlamda da şu anda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül hem Şanlıurfa Spor'un önünde hem de amatör spor kulüplerinin önünde atada bir lokomotif görevi görmekte. Her ne kadar yani bu tavan birlikleri sporla ilgilenen o kadar birim olmasına rağmen ama çünkü bu tavan birliklerinin gücü yok İsmail Bey. Birçoğu gönüllü bu işleri yapmakta. Fakat eğer Büyükşehir Belediye olmazsa yani inanın şehirlerde, büyük şehirlerde spor durma noktasına gelir diye düşünüyorum. Bu noktada belediye yıllar yılıdır yani bir rutine bağlayarak yardımları devam etti. İnşallah bundan sonraki süreçte de haberiniz vardır belki. Bakanımız geçen hafta içerisinde Amatör Spor Kulüpleri Genel Başkanımız Ali Düşmez ve yönetim kuruluna İstanbul'da bütün kulüplere kullanılmak üzere Halk Hocam'ın da haberi vardır. 61 trilyon gibi bir para, nakit para desteğinde bulundu. Bu paralar da bütün Türkiye'deki illere eşit bir oranda dağıtılacak. Evet. Fakat şunu da şimdi hazırlığını kulüplerimiz yapsınlar. Futbolla birlikte mutlaka bir branşta faaliyetleri olsun. Yani bu yapılacak olan yardımlar da yakın bir süreçte o taksim yapılacak diye. Çünkü ben Gökhan Ceyhan Bey ile görüşmüştüm. Hatta bir kardeşler haber etti. Yani Twitter'da paylaşıldı. Ben de bizatihi gördüm. Yani bu bütün asya kafeleri dağıtılacak. Dolayısıyla bu para da kulüplere eşit bir oranda gelecek. Evet hocam, iyi akşamlar, herkese selam olsun. Abim U14, U16 kesin oynayacak mı? Oynanması istenmeyen futbol kulüpleri nasıl altyapıya önem veriyor? U14, U16 olmasa nasıl sporcu yetişecek? Oynanmasını istemeyen kulüpler de varmış. Hüseyin Gürses kardeşim bir mesaj atmış Halil hocam. Onun için hemen cevaplasın sen. Şimdi zaten oynanmasını istemeyen kulüpler bu liglere girmiyor. Dolayısıyla takımı olanlar bu liglere, bu kategorilere takım oluşturanlar giriyor. 16 dediğim gibi bu hafta başlatacaktık fakat gelen yoğun talep üzerine bir hafta ileriye aldık. Yani bu hafta değil, gelecek hafta 16 ligimiz başlıyor. Zaten 18 şu anda bahsettik, ikinci devresi başladı. 14 liginde biz Şubat sonu Mart başı itibariyle başlatacağız. Dolayısıyla bu ligler oynanacak. Yani oynanmayacak diye bir şey yok, oynanacak. Ve Mayıs ayı itibariyle de futbol şenliği şeklinde 12
12 liginde, yani 12 ki biliyorsunuz lig şeklinde değil de şölen şeklinde yapılıyor. Şölen, evet. He, futbol şöleni şeklinde Mayıs ayı içinde de muhtemelen o 12 ve 11 liglerinde oynatır. 12 ligine sonradan katılım olabiliyor mu? Tabii ki o zaman zaten bu onun bir şeyi yok. Başvurusu falan şeyi de yok. Ha, yok. O anda işte takımları böyle bir şey yapacağız. Biz yani liglerimizin... Küçük çocukları. Evet. Aynen aynen. Bir çoğunun artık hani bittiği bir ortamda en azından futbolsuz da kalmama adına. Burada bir şenlik şeklinde onu yapmayı da düşünüyoruz. Şimdi bize mesaj atanlara Celal Samak, Ahmet Polat, Tevfik Bey'e, Aziz Aktar'a da teşekkür ediyoruz. Ahmet Polat'a ayrı bir parantez açayım ben de. Şu anda ASGF'de özellikle Avrak lisans işlerinde ciddi anlamda kulüplerimize yardımcı oluyor. Bilgisiyle, becerisiyle, donanımıyla yani işinde liyakatlısı. Kendisine ben teşekkür ediyorum. Kulüpler adına da, ASGF adına da. Evet. Yardımlara gelince şimdi şu kadarını söyleyeyim. Yıllardır bu kulüp başına 5000 lira şeklinde sabitlendi. Evet. Yani neredeyse 4 yıldır üst üste her yıl 5000 lira veriliyor. 5000 lira veriliyor. Şimdi 4 yıl önce bir futbol ayakkabısı 50-60 lirayken şu anda 700-800 lira. Bir forma 500-600 lirayken toplamda şu anda 2500-3000 lira. Yani bunu yan yana eskiden mesela malzeme dağıtıldığı zaman 20 eşofman, 20 yağmurluk, 20 tane forma şort çorap, 20 tane tekmelik, 5 tane maç topu, evet. Var mıydı başka? Tam en azından bunlar şimdi aklıma geliyor. Bunların bugün maliyetine vurduğun zaman 20 bin lira. Şimdi dolayısıyla verilen 5-6 bin lira para çok mu az? Evet, çok az. Ama bu sadece Sait Hocam'ın da bahsettiği gibi Büyükşehir Belediyesi'nin sırtında dönecek bir yük değil. Biraz da ilçe belediyelerinde, kendi bölgelerindeki, kendi ilçelerindeki kulüplere sahip çıkması lazım. İlçelerin? Tabii ki Halilye bölgesinde şimdi olan kulüplerimize Halilye Belediyesi'nin sahip çıkması lazım. Evet. Karaköprü'de olanlara Karaköprü'nün sahip çıkması lazım. Eyüpye'de olanlara Eyüpye'nin, ilçelerdekiler zaten ilçelerde bulunanların sahip çıkması lazım. Çıksa yani bütünüyle, bütünüyle siz burada 100 tane kulübün bütün yükünü Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine yıkarsanız bu da doğru değil. Dolayısıyla yani yine de Sait Hocam bahsetti. Zeynel Başkanımız şu anda Urfa'da profesyonel ve amatör. Bakın profesyonel ve amatör. Bütün futbolun yükünü çekiyor. Yani neredeyse futbol topu Zeynel abinin başkanın altında dönüyor. Başka da yok yani şimdi, başka yok. Ciddi anlamda Urfa Spor'a destek veren başka bir kurum var mı? Duydunuz mu? Yok. Yok. Ciddi anlamda amatör spor kulüplerine destek veren herhangi bir belediye, herhangi bir kurum gördünüz mü? Bu da yok. Şimdi bir tek Zeynel abim yardım ediyor. Ama onun gücüyle de yani sadece Büyükşehir Belediyesi'yle olacak bir şey değil. Yani bunu biraz daha bizim yayılmamız lazım. Şimdi kulüplerin de bu anlamda düzenli bir gelire kavuşması lazım. Yani dikkat ederseniz Urfa'da amatör kulüpler genelde şey değil. Yani böyle holdinglerin kulübü yok. Şirketlerin kulübü yok. Genelde fakir fukara. Genelde yani gariban kesim, fakir kesim bu işte uğraşıyor. Dolayısıyla bunların kendi cebinden de yapabilecekleri gücü yok. Şimdi kulüplerin lokomotifi mahalli kulüpler. Aynen. Bugün kurum diyoruz ya. Şimdi şeyde U18 liginde 28 tane takımımız var. Sizce kaç tanesi kurum? Tahmin ederseniz kaç tane kurum çıkar abi? 6 tane kurum. 6 tane. 6 tane. 28'de 6 kurum, 22 tane mahalli kulüp var. Dolayısıyla mahalli kulüplerin ciddi anlamda destek alması lazım. İhtiyacı var. Evet. Destek alması lazım. Çünkü yani hani az önce dedik ya, Urfa'da futbol topu Zeynel Bey'in destekleriyle dönüyor. Emin ol, futbol başta olmak üzere amatör spor kulüpleri de fakir fukaranın emekleriyle dönüyor. Evet, şimdi aynı. Yani zenginler yok mu işin içinde? Şimdi çok fazla yok. Yani var mı? Birer ikişer tane kulüpte var. Kulüp başkanlarımız varlıklı. Allah daha da arttırsın. Onların sayısını da arttırsın. Kulüplerin başına gelsinler daha fazla. Ama biraz da bunu yani bilmiyorum, buna bir çözüm bulmamız lazım. Artık hani kulüp sayısı da çoğaldığı zaman şimdi ister istemez
Hani bu destek işte 500 bin lira verdi diyoruz Zeynel Başkanımız. 500 bin az bir para değil. Ama bunu 80'e 82'ye böldüğünüz zaman işte 6 bin lira kalıyor. 6 bin lira kalıyor. 6 bin lira kalıyor yani. İşte o da kulüp için bir şey değil işte. Bu. Yani bu bugün... 2 tane deplasmana git 1,5 milyar yemek parası veriyorsun. Yani şimdi dolayısıyla hani bu yeterli mi? Değil. Bu desteklerin az önce de dediğim gibi mutlaka ilçe belediyelerinin de bu işe el atması lazım. Yani burada hani istihdam yaratsın diyoruz ya, bu kulüplerin istihdam edilmesi lazım. Şimdi bunu ki yapalım ki ha desteği de aslında biraz da destek konusunu katılım kategorilerine göre belirlersek daha sağlıklı olur gibime geliyor. Yani bir kulüp bir kategoride katılırken bir kulüp 5 kategoride katılıyor. İkisi de aynı yardım alıyor. Aynen. İkisi de aynı yardım alıyor. Hemen kısa 2 tane soru soralım. Dernekler masasına bu sene çok kulübümüz ceza idi. Evet. Bunu neye bağlıyorsun Halil Hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yıllardır hiçbir zaman dernekler denetlenmedi. Hala spor kulüpleri hiç denetlenmedi. Bu sene çok denetlendi. Şimdi bu yıl ilk defa kulüplerimiz böyle bir şeyle karşılaştı. Dolayısıyla hazırlıklı değildik. Hiçbir kulüp hazırlıklı değildi. Hiçbirimiz hazırlıklı değildik. Evet. Ve bu yüzden birçok kulübümüz de ceza aldı. Bunu biliyoruz. Yani bu da aslında yani yıllardır yapılmayan bir şey, bir kereden hadi getirin defterlerinizi falan dendi insanlara. Hani o kadar rahata alışmışız ki. Evet, çünkü denetleme yok, hiçbir şey yok bugüne kadar. Ve birçok şey belki böyle hani kağıt üzerinde bile doğru düz yapılmamış. Hele bu şey sistemin elektronik sisteme geçtikten sonra birçok insan deftere falan hiçbir şey işlemeden direkt oradan girdiler. Girdiler. Nasılsa resmi işin formalitesi yerine geliyordu o. Tabii bu şekilde böyle bir şok yaşadık. Aslında bir taraftan da yani ceza iyi olmadı ama değerleme iyi oldu. En azından bundan sonra kulüplerimiz evraklarını daha düzenli bir şekilde tutarlar. Evet. Ama keşke önce böyle bir ciddi anlamda bir uyarı yapılsaydı, sonra cezalar verilseydi. Evet. Yani. Peki hemen soralım yine. İl temsilciliği şu anda haftada bir mi toplanıyorsunuz? Onu da sevgili sporseverler bilsin. Neler yapıyorsunuz? Cezalar hemen bir haftada belli oluyor mu? Tedbirli olan oyuncu oynar mı, oynamaz mı? Evet. Şimdi kusura bakmayın, sizin ilk bölüm son bölümdür, size alacağız. Anladım. İl Tertip Komitesi pazartesi günleri saat 1'de yani 13.00'da toplanıyor. O haftanın maçları değerlendiriliyor. İl Tertip Komitesi hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporlarına göre disipline sevk edilecekleri sevk eder ve diğer evrakları, tutanakları tutar. Şimdi eğer gerekirse olağanüstü durumlarda da biz toplantı yapıyoruz. Ama rutin olarak haftada bir gün. Haftada bir gün bunu yapıyoruz. Tedbirli olan oyuncu oynar mı? Şimdi biz oyuncuyu tedbirli olarak sevk ederiz. Disiplin kurulu toplandığı zaman oyuncunun tedbiri kalkar, cezası belli olur. Evet, bu da genellikle bizde perşembe günü belli oluyor. Diyelim siz tedbirli yazdınız, ceza yemedi bu. Ceza yemediği zaman oynar. Oynar. Şu oynadı yani. Oynadı. Bunun örneği de var. Evet. Tedbirli bir maç yediği zaman ondan sonra yani biz tedbirli olarak sevk ettiğimizde tedbir kalkmadığı sürece, yani diyelim ki disiplin kurulu toplanmadı, o hafta toplanamadı. Tedbir kalkmadığı sürece tedbirli sporcu oynayamaz. Ya da yönetici sahaya giremez. Antrenör yani sahaya ceza giremez. Ceza almışsa yani. Tedbirli olduğu sürece. Tedbirli devam ediyor. Almamışsa bile diyelim ki toplanamadı. Disiplin kurulu toplanmadı. Sen hafta. Tedbirli gönderdin diyelim. Evet, ben diye örnek ben diyeyim. Tedbirliyim diyelim. Sizi İsmail Buz'u tedbirli olarak biz disiplin kuruluna sevk ettik. Oturmadı disiplin kurulu. O hafta toplanmadı. Tamam. Dolayısıyla o hafta oynayamaz. Ama cezası belli oldu. Hiç verilmedi. O hafta oynar. Bir maç verildi. İlk gelen maçta oynamaz. Yani amatörde cezanın ertelenmesi söz konusu değil. Evet. Yani amatörde ceza ertelenmez. İlk maç ne zamansa, bir maçsa, o sonraki maçsa, önündeki iki maçta oynamaz. Ha, oynamaz. Evet. Yani tedbirli demek cezası daha belli değil. Dolayısıyla bu oynayamaz. Allah'ına geliyor. Şimdi o zaman siz tedbirli yazdıktan sonra bu oynayamaz. İşte ceza belli olursa oynar. Perşembe günü disiplin kurulu buna ceza verirse... Nasıl tedbirli yazdığınız zaman ceza kurulu buna ceza vermiyor? Nasıl şimdi ceza olur? Kurulu başka. Şimdi hakemler, az önce bahsettiğim gibi hakem, saha komiseri, evet, ve gözlemci raporları. Evet.
onun disipline sevk edilmesini gerektiren beyanlarda bulunmuşsa biz onu sevk ederiz. Disiplin kurulu avukatların olduğu bir kurul, o toplanır, cezayı verir veya vermez. Bir verir, iki verir, üç verir veya yönetici ise 7 gün verir, 14 gün verir, 21 gün verir veya 1 ay verir, onu biz bilemeyiz. Dolayısıyla bizim orada herhangi bir şekilde, yani bütün kamuoyu bunu bilsin, il temsilcisinin ve il tertip komitesinin, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun verilen cezalarla uzaktan yakından bir ilgisi yok. Peki, sizin hemen son sözleri alayım. Yerinize şampiyonu alacağız tabii. Hemen son sözlerinizi alayım size. Şimdi tabii liglerimiz devam ediyor. İnşallah kalan liglerimizde de bundan şimdiye kadar ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Diyor ya, nazar değmesin. ASGF olarak da biz bu yıl yani herkes herhalde farkı fark etmiştir. Geçmiş yıllara göre birçok şeyin farklı olduğunu düşünüyorum. Daha iyi olacağız. Evet, hatalarımız var mı? Var. Eksiklerimiz var mı? O da var. Ama zaman içerisinde bütün alanlarda, yani il temsilcisi olarak, biz tertip komitesi olarak, disiplin kurulu olarak, amatör spor kulüpleri olarak daha iyi olacağız inşallah. Bizi sabırla dinledikleri için herkese teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Peki, teşekkür ederim başkan. İnşallah ileriki programda bir gün yine sizi davet ederiz. Sporu amatör hep dile getiririz. Evet, kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili futbol severler, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlar da yoğun şekilde geliyor. Sizleri İzmir'den büyük bir zevkle takip ediyorum. Sana ve konuklara, Sait hocama ve sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İbrahim Halil Karaatlı. Karalı. Bu sefer doğru söyledik. İzmir'e İbrahim abimize sevgi ve saygılarımızı buradan sunuyoruz. Karaatlı. Evet. Karaatlı. Yanlış mı okudu? Doğru mu? Biraz suratını okuyamıyorum. Yok. Evet. Selamu aleyküm amcamoğlu. Sayın İsmail Buz kardeşim, sana ve kıymetli misafirime selam olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Cenab-ı Allah'tan yardımcınız olsun. Şanlıurfa Spor'a başarılar diliyorum. Sizi seviyoruz. Mehmet Erbaş abimize sevgi ve saygılarımızı buradan sunuyorum. Evet İsmail hocam, size ve değerli ağabeylerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Selam ve saygılarımı sunarken Said hocama, Halil hocama da sevgilerimizi iletiyorum. Mesut Yılmaz kardeşimize de sevgiler buradan gönderiyoruz. Biz de Mesut'a evet, başarılar diliyoruz. Evet. Abdülsemet Çevik, vücut geliştirme Türkiye şampiyonu, ondan sonra da dünya şampiyonu kardeşimiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim hocam. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İsterseniz hemen bir Said hocama önce soralım beraber, çünkü gittiler. Ondan sonra sözü size vereceğim. Tabii. Evet, buyur Said hocam. Hocam biz beraber gitmedik ama beraber gidenleri biz görevlendirdik. Öyle mi? Biz görevlendirdik. Ben beraber gittiğinizi biliyorum. Yok. O vücut geliştirme, ben genel itibariyle bilek güreşi de dünya ve Avrupa'ya katılıyorum. Abdülsamet vücut geliştirme atletik fizik kategorisinde, özellikle İspanya'nın Barcelona kentinde Santa Susana'da bir ay önce, 1,5 ay önce bizim hedeflerimiz vardı. Burada birkaç kez sizinle buluştuğumuzda, özellikle bu programda işte burada işte Ali Çizmeci, İsmail Mutlu ve Halil Savaş abilerime bir sözüm vardı. İnşallah Şanlıurfa'da bir dünya şampiyonumuz da olacak diye. Avrupa şampiyonu daha önce iki tane kardeşimiz çıkmıştı bilek güreşinde. Vücut geliştirmede de Metin Çaycı vardı ama bir dünya şampiyonumuz hep böyle içimizde bir ute kaldı. Dolayısıyla biz burada yönetici olduğumuz süre içerisinde inşallah bir dünya şampiyonu da çıktığında bizim de 11 yıllık süre zarfında görevimiz inşallah, yani hani biter bitmez orayı bilemiyorum ama yani en büyük hedefim bir dünya şampiyonu bu memlekette çıkarmaktı. Çıkarmaktı derken tabii hocaları var, yöneticileri var. Bu konuda çok değer katmış, onu çalıştıran hocaların da hakkını yememek üzere o biraz sonra anlatacak ama ben kendi adıma en azından federasyon içinde bulunduğum süre içerisinde bir dünya şampiyonumuz eksikti. Ben Abdülsamet'le de konuştuğumda
hocam bu gurur da ben yaşadım dedi. Ben de tabii yani biraz o noktada bir kendi kategorimizde, kendi federasyonumuzda bulunduğumuz dönemde bir dünya şampiyonu da çıktı. Elhamdülillah. Yani biz hedeflerimizi teker teker gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreç bizi nereye götürür orayı bilemem ama ben şu anda Urfa'da 60 tane milli sporcunun olduğunu buradan tekrar söylüyorum. 6-7 tane dünya Avrupa şampiyonu olduğunu buradan tekrar ediyorum. En son örneği de artık en zirve noktası dünya şampiyonu Abdülsamet Çevik kardeşim oldu. Yani gerçekten bu akşam tarifi zor bu mutluluğun. Ben bu noktada İsmail Buz kardeşim daha önceki programlarda da bizi zaman zaman sporcularımızla birlikte buraya çağırırdı. Tekrar ben burada özellikle spor konusunda buraya katkı yapan abilerimi de hatırlayarak onlara da teşekkür ediyorum. Size tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Abdülsamet de benim için ayrı bir gurur kaynağı evet. oldu. Çünkü benim federasyonda en son dönemlerimizde dünya şampiyonu oldu. Bundan sonraki süreçte inşallah bu şampiyonlukları devam eder diye bekliyorum. Bu noktada kendilerine destek veren Harran Üniversitesi Rektörü, yine BESYO Beden Eğitim ve Meslek Okul Müdürü İsmail Gökhan ve ekip, yine Karaköprü Belediye'miz, Allah razı olsun, Abdülsamet Dünya Şampiyonu olduğunda bayağı bir destekleri oldu. Ben Metin Baydilli'ye de bu akşam bu vesileyle teşekkür evet. ediyorum. Ben evet, artık sözü ona verelim. Abdülsamet evet. Çevik, kendisini biraz iyi tanıyalım. Kupalarda maşallah önünde. Evet. Tebrik ederim. Teşekkür ederim hocam. Başarıların devamını diliyoruz. Biraz hem kendinden bahset. Nasıl bu yerlere kadar geldin? Çalışmaları nelerdir? Daha önce bilek güreşi de nasıl besleniyorsun? Sevgili spor severler mutlaka merak ediyordur. Evet. Biraz da senden duyalım. Hocam öncelikle beni bu platforma davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür etmek isterim. Biz teşekkür ederiz. Ve ekran başındaki tüm arkadaşlarım, spor severlere de iyi akşamlar dilerim buradan. Herkesin de yeni yılını kutlarım buradan. Hocam öncelikle ben zamanında Şanlıurfa Spor'da oynuyordum. Bunu pek kimse bilmez fazla. Futbol oynuyordum. Evet, futbol oynuyordum. Altyapıda. Evet, altyapıda oynuyordum. Ondan sonra bilek güreşi bir serüvenim oldu. Orada Türkiye dereceleri elde ettim. Ondan sonra da vücut geliştirme merakım olduğu için vücut geliştirme sporuna yöneldim. 6 yıllık bir sürecim oldu hocam, öyle söyleyeyim sizlere. Ama 6 yıl süreci içerisinde profesyonel olarak yapmıyordum. Sonrasında sağ olsun bir beden eğitimi hocamız, ismi Sabri Erkan Özbey diye bir hocamız. Evet. Kendisi benim yarışmamı tavsiye etti bana. Evet. Ondan sonra çok değerli iki hocam var benim, Emre Baş ve Furkan Er diye. Onların vesilesiyle bu yarışmaya hazırlandık hocam. Toplamda 5 aylık bir sürecimiz oldu. 5 aylık bir süreç içerisinde ilk Türkiye şampiyonluğu elde ettim. İstanbul'da düzenlenen Pendik'te. Ondan sonra da İspanya, Barcelona, Santa Susana'da organize edilen dünya şampiyonasında dünya şampiyonu oldum hocam. Ya bu az görülmüş bir şey. İlk yarışmasında Türkiye ve dünya şampiyonu olmak. Evet. Yani kısmet oldu bize. Çok mutlu oldum ben de. Barcelona'da bir sürü ülkenin karşısında. Yaş 21 hocam. 21. 65 ülke ve 1008 sporcunun katıldığı yarışmada ben İstiklal Marşımızı okudum orada. Çok gurur verici bir olaydı. Evet. Her sporcunun tatması gereken bir sevinç, mutluluk, gurur olduğunu düşünüyorum yani. Evet, peki bu sürece gelirken nasıl hayatında yaşıyordun, nasıl besleniyordun? Bunu belki seni örnek alacak sporcular vardır mutlaka. Evet. Onlar da böyle anlatırsan daha güzel olur. Hocam şöyle söyleyeyim, çok zorlu bir süreçti. Yani 5-6 ay boyunca ev spor salonu, ev spor salonu. Bunun dışında herhangi bir şey olmadı. Arkadaşlarımdan fedakarlık ettim. Arkadaşlarımla buluşmuyordum. Çünkü yemek saatim geldiği zaman ben yemeklerimi yemek zorundaydım. Uyku saatim geldiğinde ben uyumak zorundaydım. Büyük başarılar böyle zorluklarla oluşuyor hocam maalesef ki. Evet. Ama işte biz bu zorlukları Allah'ın izniyle aştık ve dünya şampiyonu olduk. Beslemelerim çok zordu hocam. Diyetler bayağı beni zorluyordu. Yani bol protein ağırlıklı, bol karbonhidrat ağırlıklı, yediğim tuz, yağ hepsi gramajla ölçülürdü yani. Evet. Çok titiz olmak lazımdı. Ben de bunları harfiyen uygulamaya çalıştım. Uyguladıktan sonra da başarı geldi hocam bu şekilde. Şimdi belki spor severler biraz da böyle vücut geliştiren geliştirme kategorisinde olan gençlerimize bakıyorlar. Diyor acaba çok ilaç mı kullanıyorlar? Sen bunu kendi dilinden dile getir ki evet. bazı sporcu kardeşlerimiz buna yönelmesin. Yani işte çok ilaç kullanıyorlar, işte iğne mi kullanıyorlar, doping mi kullanıyorlar, ne bileyim vesaire bu gibi şeyler veya ek gıda mı alıyorlar? Evet.
Onlar hepsini açıkla. Şunun açıklamasını böyle yapayım hocam sizlere. Evet. Gerekli miktarda protein, karbonhidrat, vitaminleri sen besinden alırsan eğer herhangi bir dışarıdan ilaç almana gerek kalmıyor. Düzenli antrenmanını yaparsan, düzenli beslenmeni yaparsan yani bu tür ilaçları almana gerek kalmaz yani. Tabii üst siklette kullananlar var mı? Onlara ben bir şey diyemem. Bilmiyorum. Çünkü ben görmediğim için bir şey söyleyemem. Ama bizim siklette kendim olarak ben böyle bir şey yapmadığımı sizlere söyleyebilirim. Zaten beslenmelerim çok sıkı diyetlere oluşuyordu hocam. Yani günde neredeyse 3 çeşit et yiyordum ben öyle söyleyeyim size. Balık eti, kırmızı et, tavuk eti. Yani bu etleri yiyen bir insan zaten yani normal bir anlamda gelişir yani. Bir düzenli yani. Spor yaparsa. Evet. Ben bu şekilde besleniyorum. Urfa merkezde mi oturuyorsunuz yoksa ilçede? Hocam aslen Hilvanlıyım ben. Evet. Ama Şanlıurfa merkez doğumluyum. Burada yaşıyorum. Yani Harun Üniversitesi'nde beden eğitim bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. 2. sınıf. Evet. Yani okulun da size tabii çok faydası var. Evet. Peki bundan sonra senin hedeflerin nelerdir? Hocam yani asıl hedefin nedir? İnsanın mutlaka bir hedefi vardır. Mesela dedin ki işte Türkiye şampiyonu, mesela Avrupa şampiyonu, evet. Dünya şampiyonu. Yani asıl başka daha hedefin var mıdır yani? Hocam yani bu uluslararası bir yarışma. Evet. Bunda en üst limit dünya şampiyonu. Tabii siz kendi yaş kategorinizde evet, değil mi? Evet. Yaş kategorisi ama ben kendi kategorimi en küçük olan da bendim. En küçük olan. Evet, benim arada yaş kategorisinde ne kadar fark var mesela? 23 yaşında olan sporcu arkadaşlarımız da vardı. Evet. Ben 21 yaşında ilk yarışımda derece almış bir sporcuydum. Beni kimse tanımıyordu orada. Çok evet. Sürpriz bir sporcuydum yani. Evet, çünkü bizim Fatih de var belki. Fatih'i tanıyorsunuz. Evet. Fatih. Kendisi Türkiye'de final atmış bir sporcu arkadaşımızdır. Evet, Fatih'i tanıyorsun. Evet. Evet, o da eski futbolcu onun evet, için. Evet, doğrudur hocam. O zaman biz de bu saatten sonra futbolcu olmayacağımıza göre vücut geliştirmeye gidelim. Hocam tavsiye ederim yani sizlere de çünkü güzel bir spor. Bizim vücudumuz da yatkın yani. Evet, tabii ki de. Halil Savaş abi diyor işte sen diyor her şeye diyor şeysin yani. Bu sanat aynı yatkın vücudun yani fiziki. Vücut geliştirme ve atletik fizik yani aynı zamanda çok yakışıklı sporcuların böyle platforma çıktığı bir alan. Teşekkür ederim hocam. Evet. Bayağı ben de takip ediyorum yani evet. Bayağı, özellikle siyahi olan vücut geliştirme evet. Yani bunların şeyi çok farklı yani. İsmail Bey arada çok fark var yani bizimkilerle. Hocam Allah'ın izniyle biz hepsini yendik orada. Evet. Ülkemizi çok güzel bir şekilde temsil ettik. Dünya birincisi oldum yani. Hem Şanlıurfa'yı hem Türkiye'yi. Bizim için bir gurur tabii. Tabii ki de. Orada İstiklal Marşı'nı okumak kadar tabii. Güzel bir şey olamaz yani. Aynen. Ben bu gururu aynen. Tattım orada. Allah'a çok şükür. Samet şampiyon olduğunda özellikle yöneticiler teker teker arayarak Sait hocam mutlaka yetkililere falan arayacaksın. Yani dedik valla elimizden geleni yapacağız. Çünkü Türkiye'nin böyle çok duayen yöneticileri. Cumhurbaşkanımızın size araması lazım o zaman. Yani bu tür tabii. İnşallah bu da İsmail Bey bir de Abdülsamed'in branşı amatör branş. Amatör yani bu amatör branşların olimpiyatı yok. Olimpiyat olsaydı bir hedef daha koyardık. Evet. Olimpiyatlarda diye. İnşallah tabii Abdülsamed devam eder. İnşallah yani dünya şampiyonu unvanıyla. İşte biz bu kategorileri çok bilmiyoruz. Bunu bize anlatın sevgili spor severler de bilgi alsın. Evet. Biz de bilgi alalım yani. Şu anda ne zaman profesyonelliğe geçecek? Yani şu yani onu şöyle söyleyebilirim. Türkiye'de 63 tane federasyon var. Bu federasyonların 26-27 tanesi olimpiyatlara katılan, yani en üst düzeyde olimpiyatlara katılıp orada ülkeler tarafından çok büyük oranda ödüller verilir olimpiyat şampiyonu olunca. Bazı kategorilerde amatör branşlar var. Amatör branşların dışında da paralimpik branşlar var. Dolayısıyla Abdülsamed Gil amatör branş olması hasebiyle şampiyon olduklarında işte yerel yöneticiler, işte yani devlet ve özellikle spor bakanlığı eskide olimpik branşların 1/4'ünü veriyorlardı. Şu anda 1/20. Sonra onu da birine artık devletin imkanları yetmeyince onu da kaldırdılar. Şu anda yani bu tür amatör branşlarda şampiyon olan sporculara buradaki yerel dinamitler ve yani milletvekilleri orada burada yani bir yerden bir finansman bularak yardım ediyorlar. Bu şekilde yani olimpiyatlarda direkt devlet desteği var ama amatör branşlarda maalesef bu destek yapılmıyor. Tabii burada da yardım eden insanları da hakkını yemeyelim. Biraz önce ben teker teker saydım. Evet, saydınız, bu insanlar da inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da bu akşam vesilesiyle canlı yayındayız. Daha önce Abdülsamed'i bir davet etmişti gitmeden yani özellikle şampiyonaya gitmeden.
İnşallah Sayın Belediye Başkanımız da şu anda spor anlamında yardım etmediği bir yer yok. Sayın Başkanım Abdülsamet de şu anda Urfa'yı, hani siz de paylaşım yapmıştınız, Şanlıurfa'nın şanına şan kattı diye Büyükşehir Belediye Başkanımız kendisi paylaşmıştı. Teşekkür ediyoruz. Mutlaka sizler de Abdülsamet'i mutlaka bir ağırlayacaksınız diye bekliyoruz. İnşallah hocam. Yani inşallah asıl hedefin daha bir profesyonel olmak, daha evet, iyi yerlere gelme, daha büyük şampiyonluklar kazanmak. Evet. Şunu söylemek isterim ki hocam, bu tür yarışmalara girebilmem için fazlasıyla bir maddiyat lazım. Bizim spor çünkü çok maddiyat gerektiren bir spor maalesef. Maddiyat derken yani nasıl? Hocam masraf. Yani özellikle zaten bizim beslememiz başlı başına bir dert hocam. Yani maddiyat. Evet. Çünkü beslenme çok önemli. Çok önemli. Yani et olsun, bunun pirinci yağı falan olsun, bunlar çok gerekli şeyler ve bunları alabilmemiz için maddiyat gerekiyor hocam. Bunun için de devlet büyüklerimden destek bekliyorum. Umarım bu olaya kulak asıp bana destek olurlar. Çünkü ben Şanlıurfa'daki tek dünya şampiyonuyum. Ve biz 150 kişilik kafileyle gittik dünya şampiyonasına. Sadece 2 kişi dünya şampiyonu oldu. Bir tane Edizmirli bir arkadaşımız klasik fizikte dünya şampiyonu oldu. Ve ben atletik fizikte yani dünya şampiyonu oldum. Yani vücut geliştirmenin İspanya'da yapılan yarışmasında diyor 2 tane kişi dünya şampiyonu oldu. O zaman şöyle söyleyelim. Yani burada bize belediye başkanımızdan büyük bir yardım istiyorum. Kanalıfa Spor Zirvesi olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, evet, Sayın Valimizden, yani böyle önemli sporcularımızın, evet, Abdülsamet gibi çok önemli sporcularımız, bunun içinde güreşçi sporcular burada var, milli olan sporcularımız da var. Yani bunlara hem güzel bir tesis yapılması, evet, küçük de olsa bir tesis, bir çalışma alanı, bir beslenme yeri olması lazım ki bu sporcularımızın kıymetini bilelim. Onlar da Urfa'mızı, Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil etsinler. Evet, yani buradan Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza ricamız, böyle sporcularımızı eğer Urfa'da bunu yapamıyorsak en azından Ankara'da bunu yapalım. Şu sporcularımız rahatlıkla oraya gider, orada da yaşarlar, orada da en iyi şekilde Urfa'mızı yine temsil ederler. Şunu da eklemek isterim ki hocam, bana izin verilirse, önüm açılırsa Şanlıurfa'daki gençleri de bu spora yöneltip gençlerimizin de bu yarışmalara girmesine sebep olabilirim yani. Demin ben zaten size Fatih'i söyledim. Mesela Fatih eski sporcu. Evet. O da bir isim vermeyelim, bir salonda spor yapıyor, bir arkadaşımızın spor salonunda. Evet. O da kendini son 2-3-4 yıldır iyi geliştirdi. Yarışmalara Antalya'ya, oraya buraya hep gidiyor. Yani vücut olarak o da evet, kendine bakıyor. Ona da başarılar dilerim. Burada. Başarılar diliyoruz kendisine de. Güzel bir derece alır. O da yani, ülkemizde evet, ve şehrimizi temsil eder güzel bir şekilde. Hocam Gençlik evet, Spor İl Müdürü'nün bize söylediğini de söyleyelim. Gençlik Spor İl Müdürümüz gerçekten çok ilgili. Evet. Yani inşallah en yakın bir süreçte Abdülsamet bizim federasyondan birinci kademe antrenör diplomasını aldığında zaten milli sporcu olması hasebiyle daha kolay olacaktır işleri. Birinci kademe antrenör diplomasını aldıktan sonra çok hızlı bir şekilde özellikle Gençlik Spor İl Müdürümüzün Abdülsamet'e sahip çıkacağını ve çok hızlı bir şekilde bir yerde mutlaka istihdam edeceğini söylemişti. Evet. Biz evet, bu noktada da olması da lazım zaten. Eren, müdürümüze teşekkür ediyoruz. Yine tabii Gençlik Spor'un da aynı zamanda sporcusu. Onun da hakkını verelim. Evet. Gençlik, şu anda onların evet, Gençlik Spor adına yarışmıştım ben. Türkiye adına Mustafa Abak'ın yani şu anda kulüp başkanı olduğu kulüpte sporcu. Tabii Mustafa Abak, Mustafa Hak Altun, Urfa yerelinde ufak tefek yardımları oldu. Tabii Abdülsamet'i birebir de çalıştığın herhalde İstanbul'daki bir hoca. Beni hazırlayan, yarışmaya hazırlayan hocalarını buradan seslenmek isterim. Bir kafa karışıklığı söz konusu. Emre Beş ve Furkan Er hocalarım. Kendileri İstanbul'da spor yapıyor. Kendileri bu alanda çok profesyonel hocalar. Buradan da onlara selam söylemek isterim. Şanlıurfa anlamında her iki hocaya da teşekkür ederim. Evet. Ve buradan son olarak da üniversitedeki arkadaşlarım olsun, Mustafa Bak olsun, bana salonunu açtı. Çok güzel şekilde antrenman yapmamı sağladı. Hilvan'daki akrabalarıma da selam söylemek isterim. Kendi aileme de buradan selam söylerim. Bana o zaman Hilvan Belediye Başkanı bir şey yaptı mı? Hilvan Belediye Başkanı havalimanında beni karşılamıştı. Tamam. Ayrıca maddi anlamda Hilvanlısın. Evet, ben o zaman Belediye Başkanımız. O zaman hemen Abdülsemat yani Çevik'e son sözleri alayım senden. Dilekler son sözler. Hocam son sözlerim evet, ben dünya şampiyonu oldum. Bu Şanlıurfa'da bir ilk ama son olmayabilir. Bunun son olmaması için devlet yetkililerimizin el atması lazım bu konuya. Maddiyat anlamında destek çıkarsa, bu tür sporların önü açılırsa evet, benden sonrası da gelir yani. Bunu söyleyeyim. Buradan devlet büyüklerimiz buna kulak assın. Ben de bu konuda her zaman
gençlerimizin yanında olabilirim. Benim önüm açılırsa, yanımda olurlarsa devlet büyüklerimiz. Evet. Ben hazırım yani bu konuda. Peki, teşekkür ederim. Bundan sonra da başarılar dilerim. İnşallah gereken yapılır. Sana İnşallah. Yardımcı olurlar. Sen de iyi yerlere gelirsin. Ve faydalı olursun bütün Urfa'ya. Evet Said Hocam, son sözler alayım. Hocam ben de böyle bir idealimizin, bir hayalimizin olduğunu söylemiştik. Bu gece vesilesiyle hayalimizin gerçek olduğunu görmek son derece mutlu olduk. Bu noktada Abdülsamed'in bu noktaya gelmesinde katkısı olan, ona değer veren, onu bu noktaya getiren ne kadar paydaş varsa ben de federasyon yetkilisi olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Abdülsamed bizim yüzümüzü ak etmiştir. Ona da hasreten bu akşam ben de biraz gururlandım. Biraz değil, çok gururlandık. Teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de ben de hala 4. dönem olarak da hocam vücut geliştirmede devam ediyoruz. Genel Başkan Yardımcısı olarak. Evet. İnşallah Abdülsamed de devam eder. Birlikte daha nice şampiyonluklar inşallah diye dileğiyle. Sizler de tekrar bizi davet ettiniz. Evet. Davetinize teşekkür ediyorum. Teşekkür Burada da bizden önce emek veren Halil Savaş, İsmail Mutlu, Ali Çizmecioğlu yıllar yılıdır her hafta bizlere ekranda izlemeye sevk ettikleri için onları bazen de biz mesaj atıyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz. Sen de herhalde yıllar yılı oldu hocam. Kaç yıl oldu ben bilmiyorum. Bu noktada, bu platformda spor olaylarını her hafta aktarıyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Amatör spor kulüpleri adına da teşekkür ediyorum. Bizi buraya davet ettiniz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ayağlarınıza, dillerinize sağlık. Abdülsamed teşekkür ederiz. Teşekkür ettim ben gerçekten. Biz Kanal Urfa Spor Zirvesi olarak tabii doğru Urfa Spor'la ilgili program yapıyoruz ama ara ara salon sporları, ara ara hem böyle Abdülsamed Çoban gibi kardeşlerimizi Çevik. Buraya Çevik gibi kardeşlerimizi davet ediyoruz. Hem dile getiriyoruz. Hem güreşte olsun, vücut geliştirmede fitness olsun, hiç fark etmiyor bizim için. Basket olsun, voleybol olsun. Biz ara ara davet ediyoruz. Çünkü bunları ağırlamak, bunları misafir etmek boynumuzun borcudur. Kanal Urfa Spor Zirvesi gerçekten bu kapsamda tüm spor branşlarını burada hizmet ediyor. Edecek de yani mutlaka edecektir. Tabii Urfa Spor bizim gururumuz, bizim marka takımımız. Urfa futbolu gerçekten ilerlemesi için Urfa sporumuzu desteklememiz lazım. Urfa sporumuzun inşallah daha iyi başarılara imza atması için bakalım inşallah daha da iyi yerlere gelecektir Urfa spor. Evet. Davut ve Mine Baran çiftine sizlere zevkle bizi izliyorlar. Buradan Urfa spora da başarılar diliyorlar. Hem Davut hem Mine Baran çiftine Çorum'a sevgi ve saygılarımızı buradan gönderiyoruz Çorum'a. Mustafa Çiftçi abimize de Çorum'a sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz buradan. Halil Savaş abim bizi izliyor, ona da sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. İsmail Mutlu, Ali Çizmecioğlu abimiz, Hüseyin Gürses abimiz de bizi izliyor. Onlara da sevgi ve saygılarımızı izliyoruz buradan, iletiyoruz buradan. Onlar da hep birlikte bizi izliyorlar. Evet, mesaj atan Kerem Aslı Urfa Spor'a başarılar demiş. O kardeşimiz de, Abdülsamed Çevik kardeşimize tebrik ediyorlar. Onlara da sevgi ve saygılarımı sunuyorum buradan. Evet, Ahmet Gül de demiş ki, Said Hocama selam, Halil Hocama selam. Halil Hocam gerçekten kulüplere çok yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, mesaj atan Kerim. Kerim mesaj atmış. Urfa Spor'a başarılar demiş. Said Hocama, Halil Hocama da selamlar demiş. Abdülsamed kardeşimize de başarılar demiş. Onlara da başarılar demiş. Evet. Aslı Al demiş ki, evet kardeşimize başarılar diyor. Said Hocama da başarılar, Halil Hocama da başarılar demiş. Teşekkür ediyoruz ASKF'ye de. Emek veriyorlar. Şahin Doğan, Mehmet Erbaş, Selahattin Demir ve Celal Kaya kardeşimize de sevgi ve saygılarımızı buradan iletiyorum. Evet, Urfa sporumuz devre arası bildiğiniz gibi. İnşallah haftaya Urfa sporla ilgili programımız yine kaldığımız yerden devam edecektir. Bu programı kaçıranlar için yarın saat 12'de tekrarı var. Haftaya görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar efendim.